Satranç Okulu'ndan herkese merhabalar. Bugün çok özel bir konuğumla canlı yayındayız. Selim Çıtak, fide ustası Selim Çıtak kısa süre önce yeni bir kitabını daha çıkarttı. Alexander Alekhine kitabı. Merhaba Selim, hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar Selim abi, hoş bulduk. Gayet iyiyim, seni sormalı. Ben de iyiyim, sağ ol. Uzunca bir süredir bekliyorduk bu kitabı. Nihayet kavuştuk. Artık raflarda göremiyoruz Türkiye şartlarında. Satranç kitapları raflarda yer bulamıyor. Ama ileride inşallah bulacak. Standlarda yerini buluyor şimdilik ama hem Satranç Okulu Marketi'nde hem de Satranç Dükkanı'mda analiz yayıncılığın bu kitabı bulabiliyoruz. Biraz kitap hakkında konuşabilir misin? Tabii ki, yani kitap aslında bir serinin parçası. 2018 yılında Analiz Satranç'ın başlattığı Dünya Şampiyonları serisinin dördüncü kitabı aslında. Ama Capablanca henüz çıkmadığı için aslında üçüncü kitabımız gibi satranç severler hatırlayacaklardır. Pembe kapaklı bir Steins vardı. Onu ben hazırlamıştım. İkinci kitap Emmanuel Lasker, Görkem'den gelmişti. Turuncu kapaklı bir Capablanca'mız var. Alper onu bekletiyor. Çalışıyor üzerinde ve şimdi satranç severleri daha fazla bekletmemek adına da Alekhine geldi ve benim yaklaşık 2 senedir üzerinde çalıştığım bir projeydi. Bu bağlamda tabii üzerimden çok büyük bir yük kalktı çünkü çok meşakkatli bir çalışma. Bu biyografi kitaplarının ne kadar zor olduğunu sen de gayet iyi biliyorsun. Kitap Alekhine'in hayatını anlatıyor, o dönemi anlatıyor. Bizim tarafımızdan seçilmiş oyunların haricinde çok enteresan da tarihi bilgiler var. Zaten yani daha önceki çalışmalarımdan da beni bilen satranç severler hani nasıl bir sunum yapmak istediğimi gayet iyi biliyorlar. Ben daha çok böyle bir roman tadında sunmayı seviyorum. Yani gerektiğinde işte macera, polisiye, dram ve Alekhine'de hiç bunlar eksik olmuyor maşallah adamın hayatı. Yani filmi yapılmış galiba daha önce Ruslar tarafından sanırım da hani Oscar'lık senaryo çıkar adamın hayatından. İşte Birinci Dünya Savaşı mı istemezsin, İkinci Dünya Savaşı, işte Naziler, Bolşevik İhtilali, kurşuna dizilme, hapse atılma, işte evlilikler, ilişkiler falan derken muazzam bir hikayesi var. Hani tüm bunları bir araya getirip klasik analiz satranç dizgisinde diyelim sunmayı başardık. Vallahi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir kitap. Ben kitap çıkmadan önce seninle beraber olduğumuzda bana göstermiştin. Yani içindeki içerik olsun, analizde oyunlar olsun ve dizgisi olsun. Tabii o dizgi kısmı biraz teknik konu. Okuyanlar çok dikkat etmiyor ama işte diyagramların uygun yerde gelmesi, paragrafın öteki tarafa sarkmaması, tam düzgün olması ya o kadar zor şeyler ki en az yazmak kadar uğraştırıyor tahmin ederim, değil mi? Selim abi, benim matematiğim şöyle, şu an ben dizgi de yapıyorum, yani hem yazar hem editörlük yaptığım için bir kitabın yazılması, metnin hazırlanması benim için işin %40'ı oluyor. Evet. Yani Alekhine'in içindeki tüm metinleri bir A4 kağıda, bir Word dosyasına hazırlamak İşin %40'ı oluyor. Geri kalan %60 da onu kitap haline getirmek. Yani aynen dediğin gibi materyalden daha yorucu bir işlem var orada. Kesinlikle. Ya tabii bu tür kitaplar daha özel. Genelde Türkiye'de satan kitaplar bildiğimiz mesela yeni başlayanlar için. Yani en çok satan kitaplar Satranç Kampı, biliyorsun analiz yayıncılığın. Satranç Okulu 1A, 1B. Elbette satranca başlayan her sene yeni bir kesim geliyor, çocuklar geliyor. Ama bu tür kitaplar ayrı bir zevk. Yani dediğin gibi anlattığında bu insanların hayat hikayelerini okumak ayrı bir zevk. Oyunlarını görmek, yani analizleriyle oyunları incelemek. Hatta muhakkak işte Alekhine'in analizleri de var. Arada anekdotlar var. Nerede ne düşündüm? Acele mi yaptım hamleyi, düşünerek mi yaptım? Yani böyle sadece hamlelere baktığınızda çok bir şey ifade etmiyor. Hangi şartlar altında oynandığı. Efendim o maçı yaparken bir birincilik maçı mıydı? Berabere yetiyor muydu? Kazanması gerekiyor muydu? Bunlar çok önemli. Vallahi şimdi benim en çok merak ettiğim iki konu var. Birincisi, Capablanca ile niye maç yapmadı? İkincisi de ya çok şey var da Alekhine'in ölüm hikayesi. Evet. Capablanca ile önce bir Capablanca ile başlayabilir miyiz? Hep tartışılan bir konu bu. Capablanca ile niye maç yapmadı? Capablanca'dan korktu mu? Hadi doğrudan öyle söyleyeyim. Şöyle anlatmam gerekiyor. Şimdi 1922 yılında Capablanca Londra'daki turnuvada
tüm ustaları bir araya topladı. Meşhur Londra 1922 turnuvası. Ve dedi ki arkadaşlar bu işte Lasker Steiniz döneminde ünvan şahsa ait. Ama hani adayın belirlenmesi hususunda herhangi bir kriter yok. Ben bundan sonra bu işi yazılı olarak hani kağıda dökeceğim ve bir kurala oturtacağım. Evet. İşte kendini ispatlamış ustalar 10 bin altına endeksli 10 bin doları getirdikleri takdirde böyle belli başlı şartlar var. 10 madde, 11 madde böyle kritik bir kendine göre tabii her türlü şeyi olacak şekilde, avantası olacak şekilde bir anlaşma imzalatıyor tüm baba oyunculara. İşte Rubinstein, Marshall, Reti, Nimzovic, Alehin, Maroxi hepsi imzalıyor. Ve ilk hakkı Rubinstein'e veriyorlar. Ama bu parayı toplamak gerçekten mümkün değil. Çok çok zor. Ve Alehin de bu parayı körleme gösteriler yaparak, simultanelerle 5-6 yılda büyük bir kısmını denkleştiriyor. Ve daha sonra Arjantin hükümeti, işte Buenos Aires'te ona paranın kalanını da vereceğini söylüyor. Ve maç yapılıyor. Alehin sürpriz bir şekilde Capablanca'yı yendikten sonra Capablanca'dan aynı şartları talep ediyor. Çünkü diyor ki yani sen beni çok zor bir yoldan yürümeye mecbur bıraktın. Ben de seni aynı yoldan yürüteceğim diyor. Ama işte satranç sadece satranç oyunları ve hani ustaların hamleleriyle değil. İşte bu tarih kitaplarını güzelliyor. 1929-1930'da ne oldu? Büyük buhran diyorsun. Büyük buhran. Evet, evet. Amerika'da borsa çöktü. Evet. Paranın değeri inanılmaz azaldı. Capablanca Havanalı yani Kübalı tropikal iklimde yaşıyor ve zaten New York'a sık sık gidip geliyor. Zaten yanılmıyorsam okulu da orada okudu. Hani Amerika ile çok sık bağları var. Çoğu işi ve bağları da orada. Sponsorları da orada. Para bulunamıyor. Hiçbir şekilde para bulunamıyor. Ama Alehin daha kolay şartları Bogolyubov ve Öve'ye sunuyor. Yani Capablanca'dan intikam alıyor. Bir ara Capablanca parayı buluyor gerçekten. Ama Havana'da oynanmasını istiyor. Yani tabii, evet. Havana Küba hükümeti buluyor parayı. Elbette, evet, evet. Alehin de bunu kabul etmiyor çünkü oranın ikliminden çekindiğini söylüyor, ileri sürüyor. Şimdi hani senin sorunun cevabı Capablanca'dan korktu mu, çekindi mi? Burada evet ya da hayır diyebiliriz yani. Ama orada artık düşman olmuş vaziyetteler. Yani birbirlerinden nefret eder vaziyetteler. Hı-hı. Birbirlerini boykot ediyorlar. Birinin oynadığı turnuvada öbürü oynamıyor. Bir araya gelmiyorlar geldiklerinde. El sıkışma durumu nedir? El sıkışıyorlar mı? Yani o dönemden sonra oynuyorlar muhakkak da. Yani sonraki maçlarda el sıkışıyorlar mı? Ben şeyi biliyorum. Hakemler aracılığıyla berabere teklifi yapıyorlar falan. Yani konuşmuyorlar o kadar kötü araları. Evet, konuşmadıklarını biliyoruz. Çünkü Alehin bir turnuvaya gazeteci olarak gidiyor. Mesela Capablanca ile hiç selamlaşmamış veya orada hani ilişkilerinin çok kötü olduğundan bahsediliyor. Daha sonra sanırım Nottingham 36'da oynuyorlar. Düşün yani 27'den 36'ya 9 sene. Daha sonra bir de Avro'da Hollanda'da oynuyorlar. Ve sonra zaten Capablanca vefat ediyor. İkinci Dünya Savaşı falan filan. Ama hani Alehin'in Capablanca'ya rövanş vermemesinin sebebi Capablanca'nın sunduğu ağır şartlar. Ama sonrasında da ilişkilerinin bozulması. Yani ve Alehin o dönem yani ünvanı bir tek Capablanca'ya kaybedebilir ciddi anlamda. Hani ÖV kaybetmesinin sebebi biraz farklı. Capablanca'dan yani çekinmiş olabilir ama bunları tam olarak bilemeyiz. Yani ünvanı tutmak için şeyi de mazeret göstermiş olabilir. Yani adamın bu direttiği şartları da mazeret göstermiş olabilir. Zor bir yorum bu. Evet, evet. Ya tabii dünya şampiyonluğu Alekin'in bir geçim kaynağı. Yani sonuçta en önemli ünvan. Ya Capablanca çok daha rahat bir yaşama sahip oluyor. Yani bu anlattığın şeyleri yaşamıyor. Capablanca'nın ciddi bir sıkıntısı olmuyor. Zaten Küba hükümeti tarafından destekleniyor. Düzenli bir maaşı var. Diplomat pozisyonunda. Ama Alekin hep tırmalamak zorunda. Yani oradan bir yer sürekli bir para kazanması lazım. Yani, ve sonuçta bu insanların mesela Alekin sürekli otellerde yaşayan bir insan bildiğim kadarıyla değil mi? Yani böyle devamlı dolaşıyor. Ya yani Fischer de öyle aslında. Fischer'in de bir evi olmamış. Hatta hayali varmış. İşte falanca yerde bir evim olsa gibilerden. Hatta Kirsan öyle bir ev mi veriyor da
Ama herhalde olmuyor öyle bir şeyler. Yani sürekli dolaşan bir adam. Yani sürekli otelde kaldığınızı düşünün. Yani masraflar da yüksek olur. Hele şimdi Türkiye'nin şartlarında düşündüğünüz zaman. Değil mi? Devam. Devam yani dışarıdan arayın, yiyorsun ve otelde kalıyorsun. Ya arayın sanırım Selim abi ben hani okuduğum kadarıyla bu unvanı aldıktan ikinci sonra yani İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde yani 1927'den artık 1930'ların sonuna kadar krallar gibi yaşıyor. Gittiği her yerde işte otelin süiti veriliyor. Evet. Emrine şoför veriliyor. Yani aslında Aleyhin çok güzel bir nasıl diyelim 10-12 sene geçiriyor Avrupa'da. Ya yani Bolşeviklerden de kaçmış, İtilerden de kaçmış. Avrupa'nın göbeğinde sevdiği işi yapıyor, satranç oynuyor. Tam bir kral hayatı yaşıyor aslında. Yani çok ciddi sefa sürüyor ama sonra tabii İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla işler tepe taklak oluyor. Oraya geliriz daha sonra. Evet. Ya şimdi istersen biraz oyuna geçelim. Arada yine sohbet ederiz. Tabii. Ben hazırladım senin arzu ettiğin oyunu. Alekhine Bogolyubov Alekhine. Bir Bogolyubov Alekhine Bogolyubov'la iki unvan maçı yapıyordu, değil mi? Evet. Ve onlar Bogolyubov için çok tatsız bitiyor zannedersem. Tabii yani biri 1929'da, biri 34'te. İkinci maç tam rezalet 8-3. İlk maçta Bogolyubov biraz böyle mücadele ediyor. 2-2 başlıyor. Böyle biraz hani şey emareleri var. Acaba mı emareleri var ama yanılmıyorsam orada da açık bir skor oluyordu. Daha sonra skor çok açılıyordu. Şöyle bir sıkıntı var. Aleyhine hem agresif oyunu hem de taktik oyunu hem de böyle maceracı anlayışı çok iyi yapan bir adam. Bu tarz oyuncuları hani anti tezle durdurabilirsiniz. Yani Capablanca gibi, Rubinstein gibi böyle konumsal satrancı iyi olan, daha böyle hani ağır oynayabilen insanlar durdurabilir. Bogolyubov Aleyhine'in bir iki gömlek düşüğü gibi. Evet. Yani o da onun gibi oynamaya çalışıyor ama onun zayıf modeli gibi. O yüzden hiçbir zaman şansı olmamış. Tam yani tokatlıyor. Ben bunu neye benzetiyorum biliyor musun? Kasparov Şirov'u sürekli yenerdi ya. Evet, yani aynı yöntemi kullandığın kişi senden daha iyiyse, yani senin geçtiğin yollardan o geçmiş. Sen mesela 5 hamle ilerisini görüyorsan, yani genel takipçileri anlasın diye söylüyorum. O 6 hamle, 1 hamle ilerisini görüyor. Sen taktik yapacaksan o taktiği görüyor, cevabını ziyadesiyle veriyor. O yüzden çok ters gerçekten. Hatta Alekhine diyor ki şeyde, ben de şeyden de bahsedeyim. Şu anda 3 tane Alekhine kitabımız var. Evet. İşte bu da, şu da Alekhine en iyi satranç oyunların 1 ve 2. Yani her kitap olmasa da Türk seyirci, Türk takipçiler şanslı. O kitapta, en iyi satranç oyunların kitabında diyor ki ya ikinci maçın gerekli olmadığı da anlaşıldı diyor. Oyunları yer vermiş. Ama öyle oyunlar, ya bir tane oyun var ki artık kayıp konum. Yani çok kötü durumda Alekhine. Bogolyubov beceremiyor. Yani konumsal oynaması gereken yerden taktik bir şeyler yapıyor. Konumsal anlayış da iyi tabii Alekhine'in. Bogolyubov'u kaybedeceği oyunda yeniyor. Bu arada Analiz Satranç'ta selam söylemiş, kitabın desteğiyle ilgili olarak teşekkür ediyor. Biz teşekkür ederiz böyle bir kitabı yayınladığı için. Ya bu dönemde kitap çıkartmak gerçekten çılgınlık gibi bir şey. Ya kağıt masraflarının böyle katlana katlana arttığı bir dönemde. Ya emek bir yana, emek ayrı ama yani her şeyin fiyatı İnanılmaz artıyor. Şimdi şeye bakıyorum, enflasyon %160. Ya yani kitapların fiyatı 1,5 misli falan artmış durumda 2 sene abi, önceye göre. Lafını kestim. Bana dün Alper enteresan bir istatistik söyledi. Alper'in ilk göz ağrısı 2005 yılında çıkan agresif satranç o zaman 14 liradan çıkmış. Ve doların 2 olduğunu varsay. Bu ekonomi muhabbetini kısa keseceğim ama evet. Şunu demeye çalışıyorum. 7 dolar. Her şey orantılı artsaydı bugün standart bir işte A5 kağıdın, A5 boyutta bir kitabın, 200 sayfalık bir kitabın 90 lira, 100 lira olması gerekirdi. Yani bugün Analiz Satranç ve sen de hala böyle klasik eserleri işte ortaya koyup, çevirip ya da işte yazdırıp çok büyük bir iş yapıyorsunuz. Bu Aleyhine'in kitapları, geçen biri bana sormuştu Facebook'ta hani fark nedir diye. Selim abinin gösterdiği kitapların yazarı Alexander Aleyhine. 1938 yılında yazıldı. Yani o bir tarihi eser o kitaplar. Yani onları yurt dışında almaya kalksanız 25-30 dolardan aşağı bulamazsınız. Evet, kitabı da bulamazsınız büyük ihtimalle. Öyle çok basit kitaplar değil onlar. Yani çok ciddi bir hizmet yaptın. 700-800 sayfa falan toplayınca değil mi? Bayağı tabii, tabii. Evet. Yani çok ciddi bir iş evet, o. Evet. O yüzden hani imkanı olanlar kaçırmasın derim. Şu an
Hani çok garip bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten, gerçekten. Şimdi sen de analiz tahtasında hamleleri yapabiliyorsun. Ben yavaş yavaş ilerleteyim Dur, istersen hemen bir ama şey şöyle. söyleyeceğim. Şimdi bu oyundan tur öncesine gelelim. Sen dedin ya Tamam, hani hikayeleriyle. dur D4 F5 kalsın Tamam. süper. Şimdi bu kitaplar aslında neden bu arada hani bende bir tane kopya vardı. Oradan okuyacağım. Neden önemli? Çünkü oyunu sadece incelediğiniz zaman tamam güzelliği görüyorsunuz ama bir de bu işin hikayesi var. Şimdi hikayeye gelin. Ne kadar Evet, güzel. var. Merakla dinliyorum. 1922 yılında Hastings'te oynanıyor bu tur, turnuva, bu oyun ve son tur. Ve son tura girilirken Alehin'le Rubinstein aynı puanda. Evet. Rubinstein kim? Casablanca'nın müstakbel rakibi, aday. Evet. Alehin kim? Daha dünkü çocuk. Kendini yeni yeni ispatlamıştım. Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Kaçmış Sovyetlerden. İltica etmiş. Gitmiş. Evet. Kendini ispatlayacak. Alehin strateji olarak diyor ki kendisine Avrupa'ya geçtikten sonra bundan sonra oynayacağım her turnuvayı kazanacağım. Hele hele Rubinstein'in gerisinde asla kalmayacağım. Yani tüm dünyaya asıl aday benim. Rubinstein değil. Casablanca'nın rakibi ben olmalıyım mesajı vermesi gerekiyor. Rubinstein son tur beyazlarla Sir George Thomas'la oynuyor. Bu arada chat'e bir sorayım. Sir George Thomas'ın doğum yerine bir baksınlar. Sir George Thomas nereli? Nerede doğmuş acaba? Enteresan bir şey çıkacak. Aleyhin o yüzden siyahlarla kazanmak için aşırı riskli oynuyor bu oyunu. Ya en az eşit birincilik almak istiyorum diyor. Evet. Hikayesi bu. Evet. Rubinstein açık favori tabii Sir George Thomas Tabii, karşısında. tabii beyaz oynuyor bir de ve Bir de o oyun beyazlarla oynuyor. 115 hamle 115 hamle falan sürüyor. Thomas mucize eseri kurtuluyor. Berabere bitiyor. Tabii şey de Rubinstein de ara ara bakıyordur Alekin'in masasına bu adam ne yapıyor diye birbirlerini kovalıyorlardır. Yani acaba berabereye mi oynuyor, kazanca mı oynuyor siyahlarla? Ama tabii Hollanda savunmasını yapınca Alekin'in mesajı çok açık. Yani bugün oyunu almaya geldim diyor. Dengesiz bir piyon yapısı oluşturarak. Şimdi öyleyse ben yavaş yavaş ilerleteyim hamleleri. Bu arada cevap geldi. Sir George Thomas Tarabya doğumlu. Ha, değil mi? Evet, evet, Babası evet. galiba, yani babası ya da annesi görevliydi galiba. İstanbul'da böyle bir artık elçilik mi tam bilemiyorum. Onu da araştırmak lazım. Görevli İstanbul. Yani ebeveynleri Türk değil. Sir George Thomas Türk değil ama orada görev icabı orada bulunuyormuş ailesi. Anladım. İstanbul'luymuş. Yani tarihteki artık daha güçlü ustalarımız çıktı tabii de. İstanbul'da en güçlü ustalardan birisi hadi. Eski dönemden bilindik diyelim. Peki, evet. Çok ilginç. Şimdi ilerletiyorum. C4, Tabii. at F6, G3, E6, fil G2, fil B4. Efendim. Şimdi bu fil B4. Bu hemen filden kurtuluyorlar içeride kalmasın diye herhalde. Fil Evet. D2, fil D2, at D2. Bir de herhalde artık modern oyunlarda Selim vezir D2 at C3 artık bu bilindik bir numara değil mi? Atı daha doğal Evet. gelişim karesinden çıkarmak için. Tabii. Evet, oyun çok ilginç olduğu için ilerliyoruz. At GF3, rok, rok. Ve D6 işte tipik herhalde E5 piyon yapısını oluşturacak. Sen analiz yerleri geldiği zaman bana belirtirsin. Evet, Ben yani yavaş yavaş. şimdi burada ben hep şeyi analizlerimde hep şuna dikkat ederim. Bir oyun kaybedildiyse niye kaybedildiğini hep okuyucuya göstermek isterim. Hani tabii ki son kombinezon çok güzeldir. Hani oyunun bir tarihi önemi vardır ama en azından hani eğitim amaçlı Evet. hani hataları da hep göstermek isterim. Mesela Bolio burada vezir B3 oynuyor sanırım. Bu mesela anormal bir hamle. Yani veziri C2'ye çıkıp E4 karesi için savaşması lazım, değil mi? Yani Evet. vezir C2 ve E4 sürmeye Tabii. çalışması lazım. Evet, bir planın parçası Anormal var. bir hamle vezir B3. Yani sanki bir hamlelik tehdit yapıyor gibi. Evet, enteresan. Şimdi vezir C2 yapınca E4 sürüşünü engellemek mümkün değil. Tabii ki D5 bir seçenek değil. Yani ihanet olur piyon yapısına. Çünkü siyahlar Evet. E5 sürmek istiyor. E5'e E4 ile karşılayabilecek veya kırıp kırıp E4 sürecek. Aşağı yukarı dengeli bir oyun olacak herhalde. Ama Herhalde. vezir B3 hamlesi ilginç. O dönemlerde Nimzowitz savunmasında da böyle fil B4 at Capablanca'nın hamlesi var. Vezir B3 karesini seviyormuş veya o dönemlerde seviyorlarmış vezir B3 hamlesini. Evet, vezir B3 ilk şüpheli hamle. Hep şöyle Evet. oluyor Selim. Şimdi tam çok iyi bir noktaya temas ettin. Oyunlarda bir yerde kaybedilince ya şöyle yorumlar yapılıyor. Ya şurada şunu yaptı, kaybetti.
Oysa ki oraya gelene kadar ufak ufak hatalar birikiyor, birikiyor, konum kötüleşiyor. Bir yerde de hata geliyor. Ya baskı altındasındır, ya artık yapacağın hamleler çok sınırlı hale gelmiştir. Yani o kadar kötüsündür ki. Ya orada hamleyi bulsan veya mücadeleyi devam ettiren hamleyi bulsan, birkaç hamle sonra başına kötü bir şey gelecek. Dolayısıyla önemli tabii bu. Vezir B3 bir planın parçası değil diyebiliriz herhalde. Evet, şimdi zaten Bolu'nun neyi görmediğini anlayacaksın. İki hamle daha öne. Evet, şimdi gördüm. Şah 8 yapınca şimdi vezir C3 yapmış. Plan bu, ha? E5'i kestiğini zannediyor. Evet. Koca Bogolyubov da yerden yere vurmayayım. Şimdi takipçiler de diyecek ki dünya şampiyonluğu maçı yapmış adama planın parçası değil falan dedi. Adamın planı varmış ama plan hatalı. Yani şöyle Selim abi, bu yani nesnel değerlendirme yaparken bir ukalalık etmiş olmuyorsun. Çünkü yani olanı söylüyoruz. Adamlara zaten biz saygımızı onlara kitapta hani özel yer verip hani överek tabii. Hayatlarını kaleme alarak zaten fazlasıyla veriyoruz. Yani bunların hepsi çok büyük oyuncular. En zayıf olanları bile yani çok takdir edilecek isimler ama hani şimdi aradan 100 yıl geçti. Haliyle hani izin versinler de hani ufak ya, tefek şeyler. Ya tabii Bogolyubov döneminde fırtına gibi esen bir oyuncu. Yani Alekhine'in ya Capablanca'yı bir kenara koyarsak Bogolyubov denmiş. O çıkmış karşısına. Şimdi adamın çok çok ilginç oyunları var ama tabii şimdi dünya şampiyonu Alekhine ve Capablanca'nın gölgesinde kalıyor. Tabii onların da skorları iyi, o ayrı bir konu. Talihsizliği, yani şimdi düşünsene de çok çok iyi bir satrançsınız. O dönemde bir Alekhine var, Capablanca var. Yani gölgede kalıyorsunuz ister istemez. Neyse, devam ettirir mi oyunu. Vezir C3'e, evet şimdi bomba hamle geliyor. E5, Alekhine piyonu feda ediyor. Boşta piyon, evet. Peki. D alır E5. D alır E5. Şimdi alırsa at alır E5. Arkada değil mi? Aldı, evet. Aldı. D2 boşta. Evet. Bu sayede E5 sürüp inisiyatifi ele geçirdi siyah. Yani şimdi siyah oynamaya başlıyor. Evet. Yani anlaşıldı ki vezir C3 yani çok da iyi bir hamle değil veya plan yanlış diyelim. Artık belki bunu fark etti ve bu yola girdi. Bu yolda devam edeceğim dedi. Ve E3 ile merkezi tutuyor. Burada benim yine şeyim tuttu. Ders anlatıcılığım tuttu. Şöyle. Burada ya oyuncular sıkıştığı zaman sıklıkla böyle hemen alırlar. Bilinçsiz bir alış yaparlar. Alış hamlelerine dikkat etmek lazım. Yani buradaki E5'teki değişim, şuradaki değişim aslında D4 ve D6 piyonunun değişimi. Ve yani beyazlarla D6 ve D4 piyonu değişmek istemezsin. Biri merkeze gelmiş değil, öteki gelmiş. O yüzden kendimizi bir tutacağız ki Bogolyubov da öyle oynamış. D4'te yani birebir merkezde durum şu anda bir denge sağlıyor. Devam ediyorum. Şimdi efendim çok enteresan. İyi satranççının özelliği iki kanatta birden oynaması. Aynen. Şimdi burada görüyorum ki bu yapıyı biraz bilenler siyahların temel planının vezir E8, H5, F4, fil H3, hatta bir Seydi Fischer oyunu vardır. Çok oyun var. Petrosyan Vasikov oyunu var. Petrosyan çok gençken Vasikov evet. Çok fena yeniyor. Evet, mat ediyor değil mi? Oyundur. Evet, evet. Onu bulabilir satranç severler. 40'ların sonunda ya da 50'lerin başında hoca Petrosyan'ı fena bu Hollanda savunmasında yeniyor. Çok tip güzeldir yani. Bu arada Mert Erdoğdu da bizi izliyormuş. Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Bu ne biçim bir yayın? Ben neden davet edilmedim? Alekhine varken doğru ya. Özel yayın yaparız. Şimdi Mert'le de bir özel yayın yapalım ya. Tabii. Mert'le ulaşamıyoruz ki ya, saatler farklı. Mert yani Alekhine kendine örnek alan oyunculardan biri stil olarak. O yüzden canım, evet. Türkiye temsilcisi. Evet, Türkiye temsilcisi. Alexander Alekhine Türkiye temsilcisi Mert Erdoğdu'dur. Ya geçenlerde zaten bir vezir fedası yapmış. Alexander Alekhine diye nara atmak geldi içimden. Gördüm, evet. Yani kadınlara karşı böyle kaba olacağını düşünmezdim hiç. Böyle bütün her şeyi yani patlatmış veziri, bütün taşlarla yüklenmiş. Bir de böyle espri yapacaktım ama cinsiyetçi olur diye yapmadım. Silmiş, süpürmüş etrafı, temizlemiş tahtayı. Yani tane bırakmamış. Sonra rakip de terk etmiş. Evet. Taş kalmayınca bırakmış artık rakip. Gördüm, çok güzel oynamış. Evet evet, çok güzel oynamış. Başarılarının devamını diliyoruz. Evet. Neyse, Fatma eşi Fatma duymasın böyle etrafı çok iyi süpürdüğünü, temizlediğini duysun, falan. Duysun ya, devam Selim evet, abi devam. Ekstra görevler düşebilir yani Mert'e.
Peki, onlara orada mutluluklar diliyorum. Erim Erdoğdu ile beraber, sevgili oğulları, yeğenimiz Erim Erdoğdu ile beraber. Geleceğin Genelkurmay Başkanı biliyorsun. Erim Erdoğdu. Öyle mi? Tabii, isim karizma. Yani işte Sakıp Sabancı. Şimdi çok geyik yapıyorum ama izin verin biraz. Neyse, eğleniyoruz biraz. Mesela Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Erim Erdoğdu. Yani çocuğuna Erim demiş. Erim Erdoğdu. Yani Genelkurmay Başkanı olması garanti. Yani hemen gelse yarın işe başla derim ya. Erim Erdoğdu, Genelkurmay Başkanı olacağım. Yarın işe başla. Hemen otomatik abi yani. Dolduruyor yani isim. Peki neyse, çok geyik yaptık. Şimdi oyuna gelelim. Efendim, şimdi ha şundan diyorum. İki kanatta oynamayı şimdi Abeş yapıyor. Şimdi şey var, kim diyordu onu ya? Yani Neidorf mu diyor? Birisi diyordu. Ya ben de diyordu Alekin'in yaptığı kombinasyonları görüyorum diyordu birisi. Neidorf mu diyordu? Ama onun getirdiği konumları getiremiyorum. Bir getirsem basacağım kombinasyonu. Bir getirsem hepimizin problemi şimdi. Basacağım kombinasyonu. Abeş hakikaten çok kuvvetli bir hamle ve bu hamle aslında hani Alekin'in döneminin ne kadar ilerisinde olduğunu gösteriyor. Yani bu tarz hamleyi İşte Capablanca, Rubinstein, iyi gününde Lasker. Çünkü Lasker birazdan yaşlandı o dönem. Onların jenerasyonu değil. Hani o dönem bu hamleyi yapabilecek 3-4 tane oyuncu var en fazla. Evet. Herkes burada hemen vezir E8, hemen piyonu tutayım. Tabii. H5. Ama bu çok ağır bir hamle. Çünkü A3'e A4 olduğu için müsaadenle. Evet, tabii. Yani geçerken alma hikayesinden dolayı. Bir vakit kazanıyor. Yani beyazın B3, A3... Aynen. Yapalım. Yapması gerekiyor. Ve bu bir tempo aleyhine şah kanadında daha hızlı hücum etme imkanı tanıyor. İşte mesela bu tarz hamleleri de yapabildiği için fark yaratıyor. Bu çok masum bir hamle. Evet. Ama çok kritik bir hamle. Yani oyunun kaderini belirleyen hamlelerden biri. Bir tempo. Çünkü bir yarış olacak dediğin gibi. Siyahlar şah kanadından mat etmeye çalışacak. Beyazlar vezir kanadından gelecek. Net bir tempo kazanıyor burada. Evet. Zaten ilerlettir bak, hemen göreceğiz. Evet. Şimdi zaten burada B3 yapıyor. A3 yapamıyor. Hemen şu yani B3'le geri kalmasın piyon diye A3 yapıyor. B3 vezir E8 asıl planımız ve A3 geliyor. Bir tempo kazandı. Ya A5 zaman kaybı değil. Aksine aslında şöyle bir şey vardır. Saldırı yiyeceğiniz kanatta mümkün olduğunca piyon sürüşü yapmamaya çalışırsınız. Yani şimdi aslında oyunda göreceğiz. Şimdi mesela H4 sürersem burada yani zayıflatırım, bir şeyi engelleyeceğim diye düşünüyorum. Yani varsaysam bile zayıflatırım. Şimdi A5 bir miktar zayıflatıyor ama zaman kazanıyor. Ben biraz yani A hattı açılabilir vesaire. Ama diyor kaybettiğim yani verdiğim zayıflığa karşı ben tempo kazandım diyor. O tempoyu da bayağı iyi kullanırım diyor. Devam ettiriyorum. Kapalı Şahit konumlarına aşina olan oyuncular evet, bu A5 hamlesinin ne kadar önemli olduğunu bilirler. Orada da yapılır. Devam ediyorum. Vezir H5. Olay bölgesine geldi vezir. Yani Grand Prix atakta var bu değil mi? Mert de söylemiş. Evet. Sevgili Alper Olcuöz de geldi. Onunla beraber inşallah başka yayınlar da yapacağız. B4 halen süremiyor beyaz. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Mesela B4 sürdüğü zaman E4 sürüp atı kovacak. Aynen. Evet. At E1'e gidince. Evet, ya bir gösterelim ya size. Bu kadar mükemmel denk gelir. B4 yaptığında E4 sürüyoruz. Şimdi at H4'e giderse G5'le at sıkışıyor bir kez. Evet. At E1'e gidince A alır B4 yapıyorum. Alınca kalelerin bağlantısı kesildiği için arkada kale boşta. Ya bu kadar mı denk düşer? Piyon boşta Selim abi. Piyon kaybediyor. Şöyle oluyor yani. Ha pardon. Evet B4 gidiyor. Pardon, vezir tutuyor, B4 boşta. Evet aynen, teşekkürler. Ya bu kadar mı denk gelir? Yani artık bilemiyorum. Ya ama işler nereden gitti? Bir kez. Şurada bir E5 yedi. Bunu görmedi. Vezir B3 ile başlıyor. Vezir B3 fikri evet, hatalı evet. İşte. Yani bu E5'i bu kadar hızlı yapabilmesi, bu piyonun E4'e olası bir şekilde gidebiliyor olması işleri çok çok bozuyor. Şimdi nerede kaldık? Evet, geriye dönelim. Ah işte şimdi burada H4 sürüyor. Burada şimdi bu yani modern bakış açısıyla çok riskli bir hamle. Sen ne dersin? H4. Evet, kesinlikle çok riskli. Ve bundan sonra artık tamamen siyah oynamaya başlıyor. Yani beyazın eşitlik şansı da
çok aza inmiş oldu. Şimdi ben şeyi söyleyeyim bu arada, çok aşina olmayanlar, bilmeyenler için siyahlar ne yapmak istiyor? Şimdi şöyle rastgele oynatayım. Diyelim ki kaleyi böyle geldi, işte B4 sürmek için. Bir F4 patlattım. İşte B4 sürdü. Yani en mükemmel hamleleri olmayabilir ama fikir olarak gösteriyorum. Bir tur alabilirim veya hemen gelebilirim. Diyelim geldim böyle. Efendim, o da fili değişmek istemedi. Standart fikir bu. Şimdi filleri değişmek, rakibi h2'den mat etmeye çalışmak, F3 atını ortadan kaldırıp, bunu da yapmanın yollarından birisi yeri geldiğinde kale F3 patlatmak. Şimdi kaba taslak ne oynatayım? Boş bir hamle oynatayım ama fikri... Bu, şöyle Selim abi, bu kadar kafi yani, böyle çok ciddi bir atak potansiyeli var. Kesinlikle. Siyah'ın diyebiliriz. Yani yeni gelen takipçiler varsa ben bu tarz tema ile ilgili en örnek parti Petrosyan Vasikov oydu. Evet. Evet. Vasikov siyahlarla aynen bu fikri uyguluyor. Birebir ama. Evet. Hani onu direkt Google'dan bulabilirler. Bu temayı merak ediyorlarsa. Sanırım Spassky de bunu beyazlarla yapıyordu. Bunu gellere karşı değil mi? Ha, kapalı Sicilya'da Spassky beyazlarla bu fikri uygulamaya çalışıyor. Evet evet. Hatta gellerle meşhur bir oyunu vardır. Kale F3 patlatır. Pardon, kale F6 patlatır. Kapalı Sicilya'da evet, benzer evet. Yapı oluyor. O yüzden satrançta kalıpları bilmek çok çok önemli. Öyle diyelim. Şimdi Vezir H5 işte bu fikri gördüğü için, yani bu filin H3'e gelmesi ve kritik savunma fili, bu fil canavar bir fil. Hem merkezde hem vezir kağında çok etkili. H4 gibi riskli bir hamle yapıyor. Şimdi devam ettireyim ben. Yine söylenecek çok şey var ama oyunda çok ilginç. İlerletelim. Şimdi kale AC1 pardon, burada ne yapmış? Evet. At G5. Nereye gitti aklım? Pardon. At G5 gelmiş. Böyle ne yapmaya çalışıyor bir anlayayım bakalım. Bu oyunu ben Satranç Okulu kanalında da analiz etmiştim. Retin'in kitabını. Atı E1'e dönmek istemiyor anladığım kadarıyla. E4 geleceğini hissetti. Atı hani H3'e gidiyor. Ha, evet. Evet, hani E4 sürersen de F4'ü bırakırsın diyor. Bu şekilde hani atımı ileride tutayım diyor. Evet. Şimdi mesela bu hamlerde, ya şimdi sıklıkla yapılan hatalardan birisi, ya burada bir anda paldır küldür saldırıya geçmek. Mesela oyuncuların çoğu büyük olasılıkla F4 gibi bir hamleyi düşünüyordur. Değil mi? Yani çok cazip gözüküyor. Ve şimdi ben beyaz olsam F4 hamlesinden çok korkarım. Ama Alekin ne yapıyor? Fil D7 yapıyor. Çünkü adamlar biliyor ki, bilsin tabii Alekin artık. Ben daha aşağısındaki oyuncular için de söylüyorum. Büyük ustalar için, kuvvetli oyuncular için söylüyorum. Adamlar biliyor ki tüm taşları oyuna sokmadan bir atağın başarılı olma ihtimali yok. Yani ortalama satrançlar bazı şeyleri hesaplamayla çözümlemeye çalışırken kuvvetli oyuncu onun olmayacağını biliyor zaten. Ve fil D7 yapıyor burada Alekin. Evet. Sakin bir gelişim hamlesi. İşte F3 hamlesine atı geriye dönmüş. Ama be birader, yani Bogolyubov şah kanadındaki bütün piyonları sürdü. Yani açtı kendini iyice. Peki. Buraları kötü oynuyor beyaz. Evet, evet. Burada artık tek taraflı oldu. Ya şimdi ama şunda da yani karşısında bir Alekin var. Dünyanın en iyi gelmiş geçmiş en iyi saldıran oyuncularından birisi. Yani evet, evet. Şimdi bundan daha kötüsü de olur. Ya şu anda aslında yaşıyor. Şimdi beyazlarla baksam, ya çok garip garip işler yaptım ama yaşamaya devam ediyorum diye düşünebilirim. Şimdi bir de F4 sürüyor. Ha, bu hamleyi görünce insan bir rahatlıyor gerçekten. Çünkü Alekin E4 ile kapatınca bakıyoruz. Ya çok açık verdim şah kanadında ama yaşıyorum be. Yani burayı yıkamaz. Evet, evet. İdare ediyorum. Düşündüm. Yani yaşıyorum. Yani bir şey olmaz, idare ederim bu durumu. Alekin'in şöyle bir şey de oldu. Bu filin çaprazı da kapandı. G4 karesi fena zayıf ama ne olacak ki at buraya gitse? Ya rakibi H4'ten bir feda ile yıkmaya kalkabilirsin. O feda nasıl gelecek belli değil. Üstelik şahın kaçma durumu da olabilir. Dolayısıyla idare ediyor. Şimdi şöyle hemen kritik bir yerde. Bu arada yine bir bu oyun bitmeden hemen ufak bir şeyden bahsedebilir miyiz? Alekin öldürüldü mü? Şimdi nedir görüşün? Onun, ben öldürüldüğünü düşünüyorum. Çünkü bu konuyu ben hani çok böyle bu işi iyi araştırmış ustalarla da tarihçilerle de konuştum.
Şimdi önce Aleyn'in nasıl öldüğünü bir anlatmak lazım. Aleyn sürgünde, Estoril'deyken, Portekiz'de tekrar işte bir Botvinnik'le ünvan maçı ayarlamaya çalışırken, hatta ünvan maçını garantilemişken, bir sabah kahvaltı sofrasında işte solunum yoluna bir et parçası takılarak ölüyor. Yani ben başka bilim ya da sanat dallarında çok yetkin değilim ama kahvaltı sofrasında ölen kaç tane insan tanıyoruz? Yani buna inanmak evet, biraz naiflik oluyor değil mi? Yani şimdi niye sürgündeyken, birçok düşmanı varken kahvaltı sofrasında ölüyor da ne bileyim Paris'te Capablanca maçından sonra ya da önce? Yani çok oturmuyor, anlatabiliyor muyum? Ölümüyle ilgili ben kitapta ayrı bir bölüm yaptım bu arada ayrıca, yani sadece ölümü üzerine teoriler. Çok yüksek ihtimal Rus gizli servisi, Botvinnik'le yakınlaşmasını istemeyen Rus gizli servisi zaten Alehin'i vatan haini ilan etmiş ve ciddi bir nefret var aralarında. Alehin'i affetmiyorlar çünkü söylediklerinden ötürü ve yaptıklarından ötürü. Alehin'i ortadan kaldırıyorlar. Bu Weinstein diye bir görevli var Rus gizli servisinde. Şeyi hatırlarsın, hani Bronstein'in Botvinnik'in karşısına çıkarken Boleslavski ile bir yakalama hikayesi ve bir hani o maçında bir ayarlama olduğuyla alakalı bir şey vardır, bir dedikodu vardır. Duymuş muydun? Yok, hiç duymadım. Şöyle bir şey, Botvinnik'le arası çok kötü Weinstein'ın ve Botvinnik'in karşısına Boleslavski'yi değil de özellikle Bronstein'i çıkarmak için bu ne zaman kandidatlar Macaristan'da oynanıyordu zaten, 1950 Budapeşte şey olması lazım. Kandidatlar olması lazım. Orada bir ayarlama yapıldığıyla ilgili de söylentiler var. Daha sonra Simislov falan da dedi, hani Botvinnik'in karşısına özellikle Bronstein'in çıkmasını Weinstein istedi diye. Çünkü adam satrançtan sorumlu o dönem. Evet. Botvinnik'i sevmiyor. Botvinnik yenilsin diye yapıyor falan. Bunlar tabii hep dedikodu. Hep iddia. Hani satranç tarihini, o komünizmi, Sovyetler Birliği'ni okursanız bu oyuncular, işte Bronstein daha özgürlükçü, daha batılı kafada olduğu için, daha asi olduğu için hani bunları az çok hani neden yaptığını anlayabilirsiniz. Aleyin'le alakalı da öyle bir iddia var. Yani kahvaltı sofrasında öldüğüne inanmak biraz naifçe, yani hani çok aşırı iyimserlik oluyor. Ve başka bulgular da var. Yani paltoyla çekiliyor ölüm fotoğrafı. Hava sıcak, niye paltoyla oturuyor? Evet, evet, ilginç. Bir tane vazo var hediye edilen ona Çar II. Nikolay tarafından. Vazo kırılmış. O esnada, yani vazo can çekişirken mi kırılıyor yoksa kavga esnasında mı kırılıyor? Fotoğraflanırken vazonun parçaları temizlenmiş polis tarafından. Yani çok fazla şüpheli şey var. Olay var. Evet. Ya şimdi, o yüzden öldürülmüş olma ihtimali çok. Edward Winter'ın köşesinde ya Alekin özellikle elleriyle yemeği severmiş. O yani tavuk kemiği boğazına kaçtı. Ya şimdi düşünüyorum da elle yerken, yani şimdi ya garip bir şey tabii, elle yiyor deyince. Benim abi niye spesifik olarak o gün boğazına kaçıyor? Botvinnik'le maçı ayarlanıyor. Evet, evet, evet. Botvinnik'le maçı Londra'da yapılacak. Britanya Satranç Federasyonu parayı da şey yapıyor. 1946 Şubat ayı. Şubat, Mart. Botvinnik'in mektubunun gelmesi aleyhinde sanırım Mart. Ölüyor. 24 Mart galiba. Abi. Şimdi bu Dumont'un bu en iyi satranç oyunlarım, hem Capablanca'nın kitaplarını ön söz yazan hem de Alekhine'in kitaplarını yazan dönemin neyi diyelim, Alper Efe Ataman'ı Dumont. Yayıncısı büyük Dumont. Dumont'a büyük iltifat. Evet. Evet, kesinlikle. Şimdi Dumont şöyle, Dumont diye mi okunur artık bilemiyorum. Şöyle. Dumont falan, evet. Ben Fransızcam iyi değil. Evet. Şimdi şöyle, Doktor Alekin hala onun şeyleri, sözleri, giriş yazısı. Doktor Alekin hala Lizbon'da yaşıyordu ve ilişkileri en alt seviyedeydi. Tam bu sıralarda Britanya Satranç Federasyonu Başkanı Bay Derbyshire kendisine 1939 yılında anlaşılan şartlarla Botvinnik'ten şampiyonluk maçı teklifi iletildi. Moskova Satranç Kulübü İngiltere'de yapılacak maç için 10 bin dolar sağlıyordu. Doktor Alekin ödülün 3'te 2'sini alacaktı. Talihinin bu hızlı değişimi hasta bir adam için çok fazlaydı ve kalp krizine neden oldu. İyileşir iyileşmez meydan okumayı kabul etti ve maç için hazırlıklara başladı. Aynı zamanda Doktor Tartakova ile bir hazırlık maçı imkanlarını da araştırıyordu. Sonra sabırsızlıkla Britanya Satranç Federasyonu'nun maça sponsorluğu konusunun onaylanma konusu beklendi. Toplantı 23 Mart günüydü ve oy birliğiyle federasyon onayını verdi. Aynı gece Doktor Alekin de son nefesini verdi.
Evet. Yani birebir netleştiği zaman aynı gece. Çok enteresan. Selim abi ben de kitaptan okuyayım. Bu son işte Aleyhin kitabından. Aleyhin'in Portekiz'deki... Adamlar takip ediyorlar. Yani bu olayın açığa çıkmaması için. Ama şeyimiz, yayınımız başladı mı acaba? Çok emin değilim. Sen görebiliyor musun? Bakıyorum ben de şimdi yayındayım. Bir chatte bir şey göremedim. Galiba başladı. Evet. Bir yayını alıyorsanız tamam derseniz sevinirim takip edenler. Geldi galiba Selim abi ben de şimdi. Geldi yayın. Tamam. Evet. Evet. Şimdi nerede kalmıştık? Evet Alekin ya ölümü tabii ki. Ya bak işte dikkati dağıtmaya çalışıyorlar. Az kalsın devam edecektik. Alekin'i tam böyle sponsorluk anlaşması onaylanıyor ve adam ölüyor. Ve nasıl ölüyor? Sabah kahvaltısında. Sabah kahvaltısında tavuk yenir mi falan denmiş ama ya arkadaşlar bu üç öğün şeydir. Yani bu son yani 50'li yıllardan itibaren İngilizlerin bulduğu bir olay yanlış bilmiyorsan. Sabah, öğlen, akşam. Eskiden yani öyle çok bir elin bir yağda bir elin yağda bir elin bağda değilse şey günde bir kez falan yiyordun Selim. Yani öyle sürekli 3 öğün yemek ye falan bir öğün yiyorsun. Belki adam sabah kahvaltıyı sağlam ediyor. Bir daha yapıyor. Bir daha yemek yemiyor. Yani orada bir buzdolabı var. Buzdolabını açayım. Mikrodalga fırına yemeği koyayım. Ya Alekin uğraşmaz herhalde benim tahminim. Yiyeyim çıksın aradan sonra satrancıma bakayım falan diye düşünür herhalde. Selim abi ben bir de şey okuyacaktım. Bu Lupin'in günlüklerinde mesela Aleyhin'in son anlarını tabii bilmiyor vefat edeceğini ama. Evet. Şunu söyledim. Dur kendi sesimi duydum. Sen de şey mi yayın mı açık Selim abi? Pardon açık özür dilerim pardon. Hayır sesi yükselttim de ondan oldum. Tamam şimdi biraz duyulsun diye. Tamam. Çok kısa bir paragraf okuyacağım. Aleyhin bu maç kesinleşmeye yaklaşınca, Botvinnik'in mektubunu alınca çok sevinmiş ve Lupin şöyle anlatıyor. Hayatının son günlerinde enerji patlaması yaşıyordu. Eski Aleyhin geri gelmişti. Gece dışarı çıkıp eğlenceye gitmek istediğini söyledi fakat Botvinnik maçı hakkında konuşmaktan vakit kalmadı. Yani adam o kadar büyük bir satranç delisi ki ve öyle önemli ki onun için bu maç. Çünkü savaş suçlusu ilan edilmiş durumda. Onun da tabii sebepleri var ama herhalde oyuna geri döneriz. Fazla uzatmayız. Hani kitaba da bir şey kalsın. Her şeyi burada anlatmayayım ama bu maç Aleyhin için çok çok önemli. Yani Botvinnik'e yenilme ihtimali yüksek. Çünkü artık ciddi yaş handikapı var ama Avrupa'da tekrar bir ünvan maçına çıkması Aleyhin'in ismini geri alacağını ifade ediyor. Yani hayatını geri kazanacak adam. Çok çok önemli bir olay. Ya kabul görecek. Yani aforoz edilmiş durumda bir anlamda camiadan. Üzerine bir Nazi sempatizanlığı yapışmış durumda. Tabii o zamanın durumunu hayal edin. Bir dünya savaşı olmuş. Milyonlarca insan ölmüş. Ve yani Almanları yenmişler ama insanlar böyle bir günah keçisi arayışı içerisinde. Yani senin yüzünden oldu. Sen destekledin. Sen şunu yaptın. Bunu yaptın. Ve yani o konuya sonra gireriz. Bence Alekin hiç hak etmediği halde böyle suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Evet. Ne yapalım? Şey oyuna devam edelim öyleyse. Yine ara ara gireriz. Oyunda çok ya hem hikayeler heyecanlı, hem oyun heyecanlı. Tabii kitabı aldığınızda bunu yani şu o anki ortamı saatlerce yaşayabileceksiniz. Selim abi bana hatırlat. Lasker'in bir sözünü sonra okuyacağım ama daha sonra bana hatırlat ama lütfen. Tamam. Şimdi evet ne oldu? Kitlendi merkez ve kale fede bir oyun. Oo, etten duvar örüyor Bogolyubov. Aşaltı yapınca at H3, D5 yapınca at F1. Ya hayatta mat olmazsın burada. Yani iki tane at var. At olan yerde mat olmaz. Yakup Bayram'ın meşhur sözü var biliyorsun değil mi? At varken mat olmaz derdi. Şimdi iki at var. evet. Ya bir de öyle bir şey yaptı ki Bogolyubov. Yandan iki kalede savunmaya girebilecek halde. Yani düşünsene. Yani tamamen şöyle oynarken Bogolyubov olsun. Mat olmamalıyım. Sürekli yani bunu tekrarlıyor. Ve yani pardon Selim senin sesini açayım biraz. Evet. Ve bunu sağlamış durumda kesinlikle. Bunu kesinlikle sağlamış durumda. Mat olmayacağı aşağı yukarı belli. Şimdi merak ediyoruz tabii. Yani Alekin'in yaklaşımı ne olacak burada? Alekin'in yaklaşımı, hamleyi veriyorum. Hamlesi
At E7. Şimdi son hamle, son hamle de ilginç. Şimdi Alekin durumu anladı. Bir şey yapamayacağım dedi ve bir anda merkezden oynamaya başladı. Çok enteresan. Evet, çok büyük bir esneklik. Selim abi gene kendi sesini duyuyorum ben bu arada. Evet. Ya biraz sesi açınca karşı tarafa gitsin diye ses az geliyor. Çok açınca da biraz yankı yapıyor. Bakayım ortasını tutturmaya çalışayım. Ortayı tutturuver. Şöyle. Şimdi bakayım. Bir seçenek senin sesi azaltman, pardon, tamam. Gelen sesi belki. Bakayım. Tamam. Herhalde tutturduk. Şimdi bak. Şimdi burada Alehin yani gene kuvvetli yönlerinden birini gösteriyor. Dediğin gibi hücumdan vazgeçiyor ve konumsal bir mücadeleye çeviriyor oyunu ki bu o dönem böyle ani vites değişiklikleri, yerinde vites değişiklikleri çok çok az oyuncuya hani nasip olmuş özellikler. Hani Alehin o anlamda tabii en iyilerinden. İşte Alekin yani Kasparov gibi bir anlamda. Kasparov'un da öyle manevraları vardı. Hele hele vezir manevrası. Bir anda bir kanattan diğer kanada veziri aktarır veya atağı aktarır. Şimdi bir anda merkeze doğru yönlendim. At F1'e devam ettiriyorum. At E7. A4 istiyor. Şimdi evet, burası çok kritik. Evet çok iyi değindin. Şimdi bir boş hamle yaptırırsak diyelim ki şah H2 yaptı veya at H2 geldi. Böyle. At H2 oynadı. Pardon, niye yapamıyorum? Şöyle mouse'umda sıkıntı var. At H2 yapınca A4 yapacak. Değil mi? B4 yapınca DC4 yapacak. Vezir C4 yapınca at ED5 yapacak. Ve mükemmel bir konum. Mükemmel. Evet. Yani at kuvvetli karede ve hedefi var. Yani mesele sadece kuvvetli karede olması değil. İşte benim hep çok sevdiğim konu. Rakibin taşlarına basıp beyaz karelerden mükemmel oyunu var. Çok isabetli çizdin. Taşları savunmaya bak. Konumsal olarak bitik diyebilir miyiz böyle bir durum bitik, için? Bitik. Ya çok çaresiz bir konum, evet. Geriye dönüyorum. Şimdi o yüzden şimdi neden beyazlara 4 sürdü derseniz, adam çok enteresan. At E7 hamlesiyle oyunu konumsal olarak bitirmeyi tehdit ediyor. Resmen kazanmayı tehdit ediyor. Ve beyazlar da A4 yapmak zorunda. Şimdi bu abes sürüşünün amma faydasını gördük değil mi? Yani çok dikkat edilmeyen hamle çok iş yaptı. A4. Şimdi buradaki hamle, istersen takipçilere soralım. Burada siyahın hamlesi nedir acaba diye size evet. Sorayım. Siz düşünürken şey konusuna gelelim. Alekin kaç evlilik yaptı? 5 ama 4 diye de geçiyor birçok resmi kayıtta. Çünkü ilki sadece soyad vermek için. Bir ilk oğlu aslında, hani gayrimeşru çocuğu olmasın diye bir soylu bir kadın, bir ressam ona soyadını veriyor ama çocukla hiç ilgilenmiyor. Yani ilk oğluyla ilgili hiçbir gayreti yok, tamamen kadına bırakıyor çocuğu. Daha sonra bir tane daha evliliği var, o da çok kısa süre, ihtilalden hemen önce. Ve son 3 evliliği çok iyi bilinir. Bir tanesi Sovyetler Birliği'nden kaçmak için Annelise Rueck diye İsveçli bir kadın, İsviçreli bir kadınla Lenin'le röportaj yapmaya geliyorlar. Onunla bir aşk yaşayıp ona Sovyetler Birliği'nden kaçmak için kullanıyor kadını ve gene çocukla hiç ilgilenmiyor. Yani kadın hamile kalıyor. Çocuğumun doğumu için hani karımın yanında olmak istiyorum diyor ve İsviçre'ye kaçmayı başarıyor. Yani o zamanlar Sovyetler Birliği'nde yurt dışına çıkmak için otoritelerden kağıt alman lazım. Hani bugünkü gibi pasaportun bizden evet. Var, haydi hop atla uçağa yok. Ve şimdi yapamıyoruz ya pek, neyse. Şimdi yapamıyoruz ama ekonomik tabii. Yani evet. O evliliği de hemen boşanıyor ve satranç oynamaya başlıyor. Yani Alehin'in aslında burada karakteriyle ilgili belki, ben kitapta çok sık değindim. Alehin tarihin gördüğü, yani en büyük satranç delilerinden, satranç fanatiklerinden mi diyeyim? Artık takıntı halinde. Yani adamın hayatında sadece satranç var. Fischer'le yani, Fischer'le karşılaştırılabilir belki. Yok, Fischer'le de karşılaştırılmaz. Fischer satrancı bırakıyor. Yok, gerçekten karşılaştırılamaz. Yani evet. Alehin Fischer'i de çarpar böler yani o departmanda. Ölene kadar yani, satranç. Ölene kadar oynardı, ben söyleyeyim. Yaşasaydı 90 yaşında hala oynamaya. Biraz Korçnoy gibi mi? Korçnoy gibi. Korçnoy gibi, evet. Evet. Korçnoy gibi. Evet, evet, öyle bir. Yani ve etrafındaki her kişiyi kullanmış Selim abi. Yani arkadaşı olmamış ciddi anlamda. Yani ailesi,
İşte yaptığı evlilikler. Adam çocuğuna bakmamış ya. İki tane çocuğu var aleyhinin. Bakmamış. Hatta çocuğunun bazı açıklamaları var. Yani burada okusam ağlarsın yani. Evet. Hatta istersen orayı şey yapayım. Oku, tam Müge Anlı olduk yani. Cinayet, cinayet, çocuklarını reddediyor falan, tanımıyor, etmiyor. Bir sürü gerçektir evlilik. Işte, hakikaten yani Ali'nin hayatı. Ölen eşi falan var mı ya? Ölen eşi var mı? Genelde birkaç eşi kendinden büyük herhalde. Var var. Annelise Rüyek erken ölüyor. Ama adamın umurunda değil ki. Boşanmış zaten. Adam kaçmak için kullanmış kadın yani. Yani evlat olsa sevilmez gibi bir durum söz konusu herhalde. Ya Fişer için de öyle diyorlar. Yani Fişer'i herkes takdir ediyor ama yani adamın büyük başarılarından dolayı, yoksa lanet bir herif diyorlar Fişer için. O sayfayı arıyorum şimdi. Tamam. Bakayım. Bu arada ben cevapları alayım. Sen ararken bu durumda siyahlarla ne oynarsınız demiştim. Şimdi hamleler geldi mi? Pek millet öyle hikayeye daldı ki hamle önermedi bu durumda. Sen ararken ben yine son şans. Siyahlarla bomba bir hamle var burada. Bomba bir hamle var siyahlar, ama ya öyle bomba derken konusu olarak mükemmel. Bakın şimdi ne yaptı? Burada geldi böyle. Atın E7'ye geldi. A4 sürdü. Harekete bakar mısınız? At C6. Yani B4 karesini zayıf gördüğü anda hemen böyle plana gibi saldırıyor. B4'e oturacak at. Ya şov yapıyor. Konumsal şov. Ya burada beyazların A4'ten başka hamlesi var mıydı bilmiyorum ama ya ustalık bu. O fedalar, şunlar, bunlar, herkesin yapabileceği şeyler. Aslında ya bugünün standartlarında bu hamle de çok zor değil ama o yıllar için düşünün, böyle bir manevra, atı geri çekmek, sonra eski yerine gelmek. Bu arada Mert Erdoğdu Alper Olcay'a bir göndermede bulundu. Şey diye, Alekin Capablanca'yı yener, Kasparov da Karpov'u yener, var mı itirazı gibilerden. Neyse, bir gün Alper'le Mert'i alıp bunları tartışırız. Benim de itirazlarım olabilir. Evet, at C6. Geldi mi? Tamam, tamam. Buldum. Evet. Şimdi bu Aley'nin İsviçre'ye kaçma, Annelise Rüyek'ten doğma, onun da adı zannedersem Alexander'dı. Onun daha sonra büyüdükten sonra yazdığı anıları çok duygusal gerçekten. Ve Aley'in bu arada tabii daha sonra başka bir kadınla evleniyor şeyde, Paris'te. Ve çocuk üvey evlat muamelesi görüyor. Şimdi okuyorum. Bunu Aley'in terk ettiği, bakmadığı çocuğu yazmış. Çocukken babamı çok özlerdim. Onu çok seyrek görebiliyordum. Annem öldüğünde beni Züriye'ye getirdiler. Babam burada turnuva oynuyordu ve yanında yeni eşi vardı. Kendi öz evlatları olduğundan üvey annem beni kabul etmedi ve babam tamamen satranç odaklıydı. Beni bir yatılı okula verdiler ve doğal olarak bu gelişmeler hiç hoşuma gitmedi. Yaşım ilerlediği vakit ancak fark edebilmiştim. Babam satranç, babam için ailesinden daha önemliydi. Hmm. Satranç onun hayatıydı. Evet, evet. Yani Aley'in özeti bu. Çok acı tabii. Yani çocuk, ya hiç umurunda değil yani Aley'in. Ya ben satranç oynayayım da diyor. Çocuk mocuk umurunda değil. Kimse değil. Selim abi, evlendiği kadınlar da kendisinden 15 yaş falan büyük. Yani bayağı sekreter alıyor yani. Anladım, anladım. Yani ya, tamamen diyor ki yani kendisine baksın, menajer ol. Evet. Bayağı hani şey öyle hayatımı buyur kolaylaştırsın diye bakıyor. Evlilikten beklediyor. Tabii, kesinlikle. Yani Aley'in karakter olarak bu kadar hani özel hayatına tabii artık şimdi giriyoruz ama zaten kitapta da fark yaratan bu. Yoksa hani öbür türlü çok sade bir eser olurdu. Şimdi burada ortaya yeni bir şeyler koymaya gayret ediyoruz. Ve biz hani dünya şampiyonlarının bu analiz satranç serisinde, Steiniz'de de, Lasker'de de, yani şampiyonların her yönüyle sunulmasına gayret ediyoruz. Sadece hani satranca getirdikleriyle değil, nasıl biriydi, kimdi? Tamamen bir hani genel kültür aşılamaya çalışıyoruz kendi camiamıza. Aley'in ben hani kanım dondu, kitabın birçok yerinde gözüm yaşardı. Hani böyle kanımın donduğu oldu, ağladığım oldu, çok böyle adrenalin yüklendiği oldu. Böyle bir hayat çok az insana nasip olmuştur. Yani muazzam renkli ve biraz da karanlık bir hayatı varmış. Çok zor bir insanmış yani aslında. Evet. Yani bu tamamen başarıya odaklanan insanlarda gözüken bir durum gerçekten. Bir de bunu Fişer'de görüyoruz. Ben videolarımda biraz söylüyorum. Ali Rıza'da görüyorum. Adamın İran'ı bırakıp
Fransa'ya gitmesi. Daha çok şeyde mi acaba, daha böyle bir taktik oynayan oyunculardan mı var? Öyle bir şey yapabilir miyiz? Yani stil olarak böyle daha, gerçi Korşnoy'da ya öyle bir gözlem yapılabilir. Mesela Capablanca rahat bir adam mesela. Adam ya tamam, hayatta rahat. Vatandaşlığından dolayı yani Karayipler'de yaşıyor adam. Tropikal iklimde yaşıyor. Yani millet açlıktan, kıtlıktan ölürken işte yok Naziler, yok işte ayrımcılık, ondan sonra derken yok bacak kopmalar bilmem ne derken Capablanca orada tropikal iklimde şey böyle şey hiç öyle parti havasında çiçekler, parti falan. Havasında diyorsun orada, parti havasında. Her gün farklı bir arkadaş falan. Uğur hani patlasın. Çok mutlu bir insanmış oynasın. Capablanca'nın gerçekten hani bu kadar hırslı olmaması veya çalışmaya karşı böyle biraz alerjisinin olması çok anlaşılır. Hiçbirimiz herhalde yani başımıza bela almazdık ama Aleyin adam Sovyet şeyinden geliyor, zor iklimden geliyor. Aristokrat bir de, zengin bunlar aslında ama evet. Bolşevik ihtilalinde her şeylerini kaybediyorlar. Yani kardeşi ölüyor, abisi hepsi ölüyor. Yani Aleyin ailesinin son kalan üyesi oluyor. Annesi babası da Birinci Dünya Savaşı'nda ölüyor. O zaman bir şey psikoanaliz yaparsak adam artık acılara karşı dirençli hale geliyor. Umursamaz hale geliyor belki. Belki de yani her... ya. Kardeşlerin ölmüş vesaire, ölümden dönmüş. Umursasan kafayı yersin. Demek ki yöntem umursamamak. Yani öyle bir yöntem seçiyor. Tamamen satranç odaklı bir adam. Yani tüm ve şunu da söyleyeyim. Kitabın sonlarında kariyer tablosu var. O dönem için aşırı fazla turnuva oynuyor Selim abi. Evet. Aşırı fazla turnuva ve gösteri. Yani unvanı aldıktan sonra da körleme gösterilerine devam ediyor. Tamam para kazanacak diyorsun ama... Adam hakikaten çok sevmiş satrancı. Adam tam bir satranç var evet. Yani. Ya şeyden bahsedeyim. Bu bir internette bir filmden bir alıntı vardı, bir sahne. İkinci Dünya Savaşı zamanı Naziler var. Belki orada subaylar var. Onlara bir simultane verecek. Alekin geliyor. İşte oynayacak 20 kişiye karşı falan. Alekin'in hareketi şu. Gözlüklerimi almayı unutmuşum. Körleme oynayayım bari diyor. Yani 20 kişiye karşı yani hayır şeyde resmediler mi, çok hoşuma gitti. Baba gözlük yani göz ya kalk ya yürümeyeyim ben ya yorulmayayım. Oturduğum yerden körleme oynayayım. 20 kişiye karşı dön dolaş ya. E4, C4 başlıyor. F4 falan gidiyor yani. Şimdi körleme simultaneleri de meşhur değil mi? Körlemeleri. Yani onun rekorunu hatırlıyor musun? Tabii sonradan giderek artıyor. Giderek artıyor tabii ama yani şimdi, o dönem için inanılmaz tabii. Rekorları yazdım. Aleyin'in retiyle çekişiyor o dönem körleme anlamında. Söyleyeyim hemen. Dur bakayım. Şurada olacaktı. Körleme şeyleri. Reti'nin de hikayesi vardır. Şimdi atıyorum 25 kişiye karşı körleme simultane oynuyor. Bitiriyor gösteriyi. Giderken şemsiyesini bırakıyor. Birisi uyarıyor. İşte Bay Reti diyor, şemsiyenizi unuttunuz diyor. O da hafızam çok zayıftır, kusura bakma diyor. Evet. Evet, söyleyeyim. Dinliyorum. New York'ta 26 masa yapıyor körleme. Ama Reti daha sonra kırıyor bu rekoru. 32 masayla. Aleyin 28 de yapmış. Pardon. Rekorunun Reti kırmızı şampiyon. Evet, Aleyin 32 masaya çıkmış daha sonra. Ama sonra da Neidorf ve Kaltonowski var. Onlar da Aleyin'in rekorunu kırıyorlar. Ama Aleyin 32 yapmış. 19 evet. Galibiyet, 4 mağlubiyet, 9 beraberlik. Ya bu da şey tabii, yani birisi zorlayacak ki sen daha fazlasını yapacaksın. Tabii bir süre sonra bir yasaklandığım bir şeyler, bir bu sınırlamam getirdi körlemelere vesaire. Ama hemen bir oyuna dönelim. Şöyle tekrar konuşuruz böyle hem sohbette hem oyunda. Oyun çok çok ilginç. Biraz daha ilerleyelim. Çok güzel yerleri gelecek birazdan. Kale D2 yapıyor. Bu kendi halinde bekliyor değil mi? Kurbanlık koyun gibi bekliyor. Kale D2. At B4 geliyor. Fil H1. Şöyle hala Bogoliov şey modunda. Mat olmamalıyım. Yani bütün taşlarla savunmada. Bu arada soru yazan arkadaşlar da var. Hepsine bakamıyoruz çok akış bozulmasın diye ama. Tamam. Sen istersen bakabilirsin. Şimdi vezir E8 dönüyor. Şimdi diyor ki orada bir iş yok. Veziri artık evet. Öteki kanada geçeyim diyor. Şimdi ilginç, Bogoliubov ne yapmaya çalışıyor?
Şimdi bu oyun çok iyi bildiğim bir oyun ama şimdi tekrar böyle bakınca çok garipsiyorum. Yani filin önünü kapatacak şekilde kaleyi G2'ye getirdi. Yani hani böyle pat konumu falan dizilir ya, neredeyse ona evet, benzer bir şey. Evet, G4 sürmek istiyor ama hani vakti kalmayacak. Yani nasıl olacak o da çok zor. Yani burada çünkü yani yapabilir gerçekten de at piyon tutuyor. Peki devam at edelim. At eşik yapacak ama şimdi, vakit kalmıyor. Şimdi burada bir piyon feda ediyor Bogolyubov. Yani Bogolyubov da keskin oyuncu adam. Şimdi burada eğer şimdi vezirle alırsa bu D5 karesi ona çok büyük üstünlük verecek. Yani hemen gelir veya gelmez ama D5 kontrol altında. Değerlendirecek. Öteki atı da gelebilir. Ama Bogolyubov B alır C4 yapıp A4 piyonunu bırakıyor. Bu kareyi vermemek için. Kare piyondan daha önemli diyor. Devam ettiriyorum. At F2 dönüyor. Dediğin hazırlığı yapacak. Alekin piyonu aldı geri döndü. At D2 geliyor. Ve şimdi bu kare konusunda Alekin yine ısrarcı. Yaptığı hamle B5. Bu da kesinlikle iyi bir hamle olsa gerek. Evet. Yani B5'i alınca D5 karesi yine boşalacak. Yani sürse de tabii çok kötü. Doğrudan boşalacak bu kale. At D1 gelmiş. Şimdi geliyoruz. Oyuna. Evet, kritik yere geliyoruz. Yani çoğu kişi biliyor tabii de bilmeyenler için. Evet. At D3. Olarak... At rakip kampının içine girdi. Çok çok kuvvetli bir yerde. Yani bombardıman ediyor rakip kampı. Şimdi at D3 aslında olay burada başlıyor tabii dediğin gibi. At D3 yaptığı anda şu anda piyon boşta. Şimdi bakıyorsun Bogolyubov olsun. Şimdi gelin hep beraber bakalım takipçilerle. Burada bir piyon boşta. Şimdi ne düşünürüz? Yani şimdi almazsam ya başka bir şey yaparsam siyahlar B4 sürecek ve bu oyunun kesinlikle bittiği anlamına geliyor. İki geçerli değil mi? Yani tamamen evet. Bitik. Yani sür git. Şimdi bakıyorsun ben bu piyonu alayım mı? Yani almasam kayıp. Alırım. Aldık gitti. Bogolyubov alıyor. Şimdi tabi burada hemen takipçilerin dikkatini bir hamle çekecektir. Bir tehdit hamlesi. Yavaş yavaş anlatıyorum onlar da düşünsün diye. Vezirle kalenin bağlantısını kesecek B4 sürüşü. Evet. B4 sürünce şimdi ne var ama burada değil mi? Oo, çok pardon. Şöyle. Doğru gidiyorsun Selim abi. Yok şöyle. Şöyle kedi kendini balkondan atabilir. Sen biraz devam etsin onu bir yakalayıp geleyim ben. Çok pardon. Kedi mi atmadım? Tamam geliyorum pardon. Tamam şimdi yani şurada durmamız gerekiyor. Burada beyaz kale çarpı A8 alıyor. Ve kritik aslında diyagram konum bu. Ama ben eminim zaten takiplerin çok çok büyük bir kısmı bu klasik oyunu biliyordur. Geldim o çok. Bilmeyenler için gerçekten çok. Kale A8'den sonrasını durdurdu. Evet evet kale A8. Şimdi yani burada evet sen anlatabilirsin. Selim sana devredeyim istersen. Tamam ben dinleyeyim biraz. Buradaki, evet. Şimdi burada da Alekhine'in aslında biraz sanatçı yönü ortaya çıkıyor. Çünkü burada siyah aslında vezir çarpı A8 oynayarak da kolaylıkla kazanabilir. Ben şimdi bir bilgisayarı açayım. Eksi 7 diyor bu konuma. Yani vezir çarpı A8 hamlesinden sonra da siyah kazanıyor. Atı çok iyi. H1'de fil geberik. Yani bu kırmızı renk. Yani siyahın taşları çok iyi. Geçeri var. Kaleyi B8'e gelebilir. Veziri girebilir. Eri sürebilir. Ama Alekhine'in dediğim gibi çok böyle satranç sanatına, kombinezona çok ciddi bir yatkınlığı vardı ve burada güzelliğin peşinden koştu. Burada tarihe geçen hamleyi yapıyor. Selim abi sen daha güzel anlatıyorsun. Yok yok hayır ben zevkle dinliyorum. Buyur lütfen. Peki ve burada korkunç bir son iddiası yapıyor. Ben satranç tarihinde böyle bir şey daha önce görmedim. Yani buradan bir 5 puanlık kale verdi. Ve bu ikisini de verecek. Yani tüm arka sırasını feda ediyor. Veziri alıyor. Kale çarpı E8'e C2. Tipik tema. Yani ata böyle erle saldırıldığı zaman iki tane kareden vezir terfisi tehdit edildiği için bu çok etütlerde çok karşımıza çıkar. İşte etüt çözmenin de faydalarına değinebiliriz. Çok değil mi? Etüt teması bu aslında. Evet, evet. Mükemmel. Yani bu... 7. sıraya gelmiş piyon ata basıyor.
Şimdi bunun ben tekerlek kaleyi de alıyor. Benzerini görmedim Selim ya. Ya ben ikinci bir örnek, buna benzer bir örnek hatırlamıyorum. Ya senin aklında var mı böyle bir örnek? İnanılmaz bir örnek. Ben mesela işte bu Alper'le, Görkem'le, Özgür'le hep şunu konuşuyorum. Bazı dünya klasiklerinin örneklerini, benzerlerini arıyoruz, bulamıyoruz. Mesela Steiniz Bombardele bendeki o kale E7, kale F7, kale G7 yok yani, bulamıyoruz. Evet. 150 yıl önce oynamış. Yani 120-130 yıl önce oynamış ama ya belki amatör oyunlarında falan vardır ama. Evet, Mert bahsetti. Simultane'de Talin oynadığı FG7, G8 vezir çıkma durumu var. Vezir evet. D2'ye FG7. Yaşa Mert. Evet. Bravo, evet. Evet. Talin çok meşhur bir Dragon varyantı galiba yapıyor değil mi? 3 tane ağır feda edip piyonla çıkıyor böyle. Evet, doğru. Yani bir at D5 geliyor. Doğru, çok güzel. Vezir D2 alınca FG7 hamlesi var. Yani ne yapıyordu? Alınca evet, vezir D1'e de at D1. Bana Serdar Çelik, Üstad Serdar Çelik göstermişti dernekte. Çok hoşuma gitmişti. Evet, evet. Şimdi evet, şah 7 oynuyor. Sonrasında ve yani artık beyazın ne olacak? Piyon vezir olacak. Materyal dengesi sağlanacak ama içeri vezir girmiş oldu. Bu şekilde beyaz kendini kurtarmış ama çok komik. Selim abi sen devam etmiyor musun? Edeyim istersen sen arada, şimdi bir bakayım, dur bir uyum sağlayalım. Bildiğim oyun ama atı kapattı bu adam, kutu gibi kaldı ya. Kutu savunma. Tamam, yani, kutu, evet. Kutu. Evet. Yani hala şey devam ediyor. Yani şimdi şöyle diyeceğim. Lanet vezirden kurtuldu. Yenisi geldi. Yani şimdi Alekini ya, şimdi adamın veziri çok kuvvetli. Şimdi böyle bir tanım yapılmaz oyuncular için ama yani Tal, Alekin, bunların vezirinden korkacaksın. Ya azam mesela Talin oyunları var. Mesela veziri var. Vezir de feda ediyor ama zaten korkma sebebimiz o adamın vezirinden. Vezir feda edince zaten kötü oluyor. Tabii. Ama bazı oyunları var. Hangi oyunuydu unuttum. Şeye karşı mıydı? Hekte karşı mıydı? Talin veziri var. Rakibin kale, fil, atı var. Yani vezire karşı bir sürü taş var ama veziriyle oradan oraya dolanıyor falan. Süpürüyor taşları, kazanıyor. Şimdi şu lanet vezirden kurtuldum derken Bogolyubov yine vezir çıkıyor ve hala uğraşmak zorunda. Aslında şu anda vezire karşı iki tane kale var ve bir tane de piyon var. Bir tane piyon gideceği ama ya vezire karşı iki kale var. Ya kötü bir şey değil. Yani materyal olarak tercih edebileceğim bir durum. Ama bakalım, şimdi ilerletiyorum. At E1. Of. Ay, gündüz gözüyle mat tetti diyor. Çok komik mat. Ya şunu tahtaya dizsene. Bir tane boş hamle yapsana. Yani resmen şöyle bir mat tetti diyor. Boğmaca matı. Yani böyle bir boğmaca matı da. Çok komik bu ya. Yani şöyle normalde şahı, yani normalde piyonlar falan olur şahı kısıtlayan da. Şahı kısıtlayan aletler, şimdi şöyle, aslında vezirin olmasına gerek yok. Yani vezirin alakası yok tabii. Tamamen kendi aletleriyle kısıtlanıyor. Bunun da bir örneği yok ya. Bu mat temasının da buna benzer bir şey de yok. İnanılmaz. Ya adam resmen, ya şimdi Bogolyubov'un halini düşünüyorum ya. Yani bir de mesela bir de şey, bu oyun canlı kanlı oynanıyor. Seyirciler var etrafta falan. Alekin, acaba şey hamleri, onunla ilgili bilgi var mı? Yani Alekin masa başında böyle Kasparov tarzı agresif mimikleri olan bir adam mı? Yoksa nazikçe hareketler yapan bir adam mı? Böyle nasıl? Şöyleymiş. Bogolyubov'la, onu da kitaba aldım. Bogolyubov'la Alekin'in maçlarından birinde, uzun maçlarından birinde bir gazeteci onların haleti ruhiyeleri tarif ediyor. Fiziksel hallerini tarif ediyor. Alekin oyunlar esnasında çok stresli olurmuş. Sürekli masanın altında ayaklarını sallar ve parmaklarını şöyle hani ritim tutar gibi tırırıt tırırıt tırırıt, hani masada sürekli böyle hani bir düşünme şeyi o. Anladım. Yani oyun esnasında stresli olurmuş biraz. Bogolyubov ise çok böyle kocaman, dev, kilolu bir adam. Masadan pek kalkmamış ve aşırı sakin ve kibar biriymiş. Yani böyle kocaman bir dev bir gemi gibi böyle oturup konum analiz edermiş. Fazla öyle hareket etmezmiş. Ya ben bir yine Alekin'in biraz daha böyle hızlıymış yani. En iyi satranç oyunlarımda hangi oyundaydı unuttum. Bir yerde bir piyon feda ediyor. Rakip hamlesini yapınca böyle daha saate bastırmadan çat diye bir şey sürüyor falan. Ya belli ki böyle bir aşırı heyecanlı, böyle enerjik bir, yani oyun tarzına bakınca da öyle. Öyle o tarzda bir adam. Yani kim bilir burada atı evire koyarken nasıl koydu? Adam
felaket bir satranç aşığı. Mesela Flor anılarında anlatıyor da. Mesela turnuva lobilerinde falan, otel lobisinde turnuva zamanı var. Aleyhim falan mesela lobide böyle oyuncuları yakalayıp bak dünkü oyunumu gördün mü falan deyip böyle cep satrancından varyant gösterip esir alıyorları. Ve böyle o sırada tek beklediği aslında hani o konumda yaptığı dehasına bir takdir. Ha, yani evet. Meslektaşlarından takdir bekliyor adamın. Derdi o. Çok güzel bir kombinasyon atmış veya çok derin bir manevra yapmış. Adam onu gösterip paylaşacak birini arıyor lobide. Yani tam satranç hastasıymış. Yani. Aa bak. Flor diyor ki biz diyor. Hah. Anlat. Korkardık diyor. Aleyhinden korkardık diyor. Ya yani adamın... Şimdi sen bunu deyince şeyi hatırladım. Pardon girdim. Şimdi aynen dediğin gibi Alekin hamlesini yapar, kalkar, yorum almaya çalışırmış. Neidorf bir şey anlatıyor. Jung'a karşı mı? Kime karşı? Öyle bir adam vardı. İsimler de aklımda kaldı. Jung'e karşı değil mi? O şimdi bir kalite feda eder bir yerde. Şimdi bir vezir gambitinde bir kalite feda ediyor. Şimdi hemen kalkmış, Neidorf'a gitmiş. Hatta kale feda ediyor. Neidorf'a gitmiş. Gördün mü demiş. Nasıl feda yaptım falan filan. Süper falan bilmem ne. Neidorf bakmış. Hiçbir şey anlamamış fedadan. Yani ki Neidorf da keskin bir oyuncu. Ha çok iyi çok iyi falan demiş. Neidorf da içinden ya bu adam ne yaptı böyle anlamadım falan demiş ama oyunu da Alekin çok parlak şekilde kazanıyor. Neidorf da öyleymiş. Şu anda ayağa kalkıp birisine gidip durumum nasıldı, ne düşünüyorsun durumum hakkında demek oyunu kaybetmek için yeterli bir sebep. Değil mi? Yanılmıyorum. Veya en azından evet. Ciddi bir uyarı alırsın. Yani o uyarı şundan, ya birisiyle konuşuyorsun diye uyarı. Ama sen durumum nasıl diye birisine sorduğun anda diskalifiyeyi hak ediyorsun değil mi? Yanılmıyorum. Yani çünkü şimdi kopya çekmek istiyorsun. Ben mesela Steins ve Blackburn kitaplarımda da buna çok denk geldim. Yani o zaman zaten bunlar çok Selim abi süper usta oyuncular oldukları için hani amatörlerle oyun esnasında sohbete girdikleri zaman yatsınmazlı yani bir evet. Anormal bir durum olarak değerlendirilmezmiş. Mesela bir amatör işte oyundayken Blackburn'e yaklaşıp ya üstadım galiba kazanıyorsunuz ben böyle gördüm dediği zaman evet evet falan diye böyle hani sohbet ederlermiş oyun esnasında da bunlar oluyormuş o dönem bahsettiğim tabii. 1900'lerin ya Selimciğim ya bırak onu 1990'larda bizde olurdu. Yani o bir şeydi çıkardın yani stres atmak amacıyla nasıl gidiyor durumun nasıl hatta yani bir hamle söylemezsin. Adam deşarj olmak için ya yani arkadaşın yani şimdi şöyle yapacağım böyle yapacağım. Biz de aslansın yaparsın yani böyle bir karşılıklı rehabilitasyon tabii gibi. Tabii, yani bizim Mert'le de çok muhabbetimiz var ya. Mert'le bizim çok öyle olurdu mesela Hakan abi diyordu Mert bir anını anlatayım. Mert'in de Hakan abiye skoru çok iyiydi. Böyle şey yapıyordu. Şimdi Hakan abi işte pozisyonu savunmaya çalışıyor ama işte benden kurtulamaz şöyle falan mesela ama hamle vermiyor. Tamamen şey tasvir ediyoruz. Anladım hani böyle durumu. Espri. Evet. Yani sonra tabii bilgisayarlar çıktıktan sonra ya eskiden sigara da içiliyordu. Yani belki içki içildiği, gizli gizli içki içildiği durumlar da olabilir. Açık açık değil ama belki meyve suyu şişesinde falan. Onlar da olabilir. Ya belki, yine çok şeye gireceğim. Ya oyun da kenarda duruyor ama hikayeler de güzel. Ya Alekin'in oyun esnasında içki içmişliği olabilir mi? Yani onunla ilgili bir şey var mı? Vardır, var. Zaten övme maçında yani... Ayık çıkmıyor mu? Ayık çıkmıyor belki övme maçına mı? Yani bilmiyorum. Abartmış da olmayayım ama yani... Bir maçtan önce rahatlayayım diye bir şeyler içiyor bile olabilir ve bu arada alkol, sigara sağlığa zararlı onu da söyleyelim. Örnek almasınlar zaten hiç iyi olmamıştır onlar için. Peki oyuna devam edelim. Şimdi ne yapıyor? Garibin Bogolubov kale aşık yapıyor. Kale de yani şu an öyle bir durumda ki şimdi at kıpırdamıyor. Yani kıpırdarsa alır. Ha aşkiye gidebilir tek kareye. Fil kıpırdamıyor. Ya bu atın gidebileceği tek kare var. Kalenin gidebileceği tek kare var. 2. Bu atın gidebileceği tek kare var 3. Yani toplam 4 alet. Yani 2 at kale fil yanlış görmüyorsam sadece 3 kareye gidebiliyor. Yani bu verimsizliğin bir göstergesi herhalde. Devam ediyorum. Kale H2. Alekin baba süpürmüş buradan. Kale B8. Fil B5. Fil B5'i kesiyor, patlatacak. Yani mecbur. Mat istiyor. Evet. Peki şey at D2'ye vezire 2 mi var? At D2 oynayınca şimdi vezire 2 mi yapacak burada? Bakıyorum. Böyle yapınca herhalde yine bir takım tatsızlıklar herhalde. Söz konusu. Bak patlatmış burada. Peki. Vezir B5.
böyle saldırıya geçmiş. G4 nasıl bir saldırıysa ama çaresizlikten bu herhalde. Yani metrekareye bir taş düşüyor ya. Yani burada resmen adam gecekonduda yaşıyor. Yani rahmetli Kahraman Olgaç'ın yorum vardır ya. Siyahlar kuğu balesi yaparken opera şeyin yani kuğu balesi yaparken beyazlar gecekonduda yaşıyor. Evet. G4 biraz hava deliği açılayım diyor. At F3 ya. Fil F3. E alır F3. G F5. Vezire karşı kale at var. Vezir E2. Şimdi ama burada paralize durumda yani. Burada artık çaresiz. Şimdi burası da ama burası da çok özel. Ya bu satranç tarihinin en üretici oyunlarından birisi olabilir. Yani çok var tabii de. Ya şu açıdan yani taktik olarak üretici. Bir de peki burada hamleyi soracağım. D5'e biz arada konuşuruz yine. Aleki'nin hamlesini veya en etkili planını söyleyebilir misiniz? Evet. İzleyenler düşünsün lütfen. Burada yani her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Alekin burada yoğurdu nasıl yedi acaba siyahlarla? Nasıl bir hamle yaptı? Alekin'den nasıl bir hamle beklersiniz? Evet. Baka dursunlar. Evet. Başka ne konuşabiliriz Alekin'le ilgili konuşacak? Ya idam ölümden dönüşü kurşuna dizilme olayı yani dizilme ihtimali diyelim. Öyle bir şeyden evet. Bahsetmiştin. O konu nedir? Beyaz Rusya'dan kaçarken. Evet. Alekin artık Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra satranç kariyerine daha iyi şekil verebilmek için artık Avrupa'ya iltica etmeye çalışıyor. Ama Sovyetler Birliği'nden kaçmak mümkün değil ve zaten bu Bolşevik ihtilali de oldu. Ve tabii bunlar aristokrat, bunlar zengin ama tabii tüm mal varlıkları, hani sınıfların eşitliği sağlanacak falan diye yitiriyorlar. Alekin de çok akıllı bir adam. O dönem Bolşeviklere yaklaşıyor, partilerine falan üye oluyor. Yani bu Nazi hikayesindeki gibi. Alekin her zaman hani daha faydacı davranan bir adam. Öyle hani asi, muhalif değil de hani kendi yolunda köprüyü geçerken her zaman hani ayıya dayı diyen diyelim. Evet. Onlardan yana ama bir yandan da nasıl kaçarım onun planını yapıyor. Odessa'ya geçiyor. Orada gemiye binip oradan kuzey memleketlerine işte İsveç, Finlandiya falan Norveç çıkacak. Yalnız Odessa'da da o sırada ihtilalin etkileri var. Ve Alekin'in aslında ne maksatla oraya gittiği biliniyor ve karşı devrimci olduğu da aslında biliniyor. Ve turnuva iptal ediliyor. Hala Alekin orada arkadaşlarıyla birlikte kalıyor ve diretiyor yani. Bir şekilde oradan bir çıkış yolu arıyor. Çünkü Odessa çok önemli bir liman Avrupa'ya kaçabilmek için. Ve orada yakalanıyor. En sonunda ihbar bir şekilde duyuluyor ve yakalanıyor. Ve idam mangasına teslim ediliyor. Yani kurşuna dizilecek hakikaten. Hmm. Öldürecekler yani adamı. Ama sonra arkadaşları devreye giriyor. Onunla da ilgili çok fazla teori var. En mantıklısı Yakov Vilner, Ukraynalı bir usta. O mektup çekiyor hükümete. Yapmayın etmeyin, bu çok önemli bir adam. Affedin diye araya sokuyor önemli devlet büyüklerini ve Alekin affediliyor ama tekrar Moskova'ya gönderiyorlar onu. Ve satranca ara veriyor. İşte polis teşkilatına yazılıyor. Stüdyolara gidip işte artist olmak istiyorum falan diyor. Ama hepsinin ortak noktası hani film işine gireyim oradan kaçarım. Polis olayım bir şekilde oradan kaçarım. En son işte bu Annelise Rueck'le tanışınca o da tamamen şans yani İsviçre'nin bir işte sosyal tam yanlış söylemeyeyim demokrat partilerinden biri Lenin'le röportaj yapmaya geldiğinde oradaki tercüman kadına ilişiyor. Yani adamın derdi 1918'den 1920 arasında tamamen yani nasıl olur da Sovyetlerden kaçarım. O mesela Alekin'in 2 yılı çok enteresandır. Ama Selim abi o dönem mesela Sovyetler Birliği şampiyonasında da oynuyor, partiye de yazılıyor. Yani hep onların böyle hoşuna gidecek şeyler yapıyor. Yani çok iyi bir stratejist Alekin. Evet ya şimdi bu Nazi yandaşlığı ile ilgili olarak da ben de bu en iyi satranç oyunlarımdaki giriş yazısını okuyorum. Diyor ki aradan giriyorum. O sıralarda Doktor Alekin'e eşinin Almanların elinde olduğu haberi gelmiştir. Onun yanına gitmek için izin almaya çalışır. Şampiyonun propaganda değerini fark eden Almanlar bu izni Alman Pariser Zeitung'da iki makale yazması şartıyla vermişlerdir. Ancak yazdığı bu iki makalenin
Alman kontrolü altındaki basın organında yayınlanması sayesinde Fransa'ya dönebilmiştir. Bu makaleler tüm satranç çevrelerinde öfkeyle karşılandı. Esasen bunlar bir anlamda keskin Yahudi karşıtlığı ve Nazi yanlılığı hicvi makaleleriydi. Yani espri, yani bir alay ediyor bir anlamda, öyle abartılı yazıyor ki. Ayrıca öyle saçmalardı ki aklı başında hiç kimse bunların tek kelimesinin bile Aleki'nin kaleminden çıktığına inanamazdı. Yani böyle Dumont da bir evet, savunma getiriyor. Şey yapıyor Selim abi, o dönemin Yahudi oyuncuları işte kimler var? Steinitz, Lasker, tabii Steinitz ölmüş de, Steinitz, Lasker, Nimzowitsch, yanlış olsam düzelt, bunlar o dönemin Yahudi ustaları. Hani onların oyununu kötülüyor. Kendi ırkını, yani Nazilerin o dönem bağlı bulunduğu ırka Aryan diyorlar. Ari ırkı. Şimdi kabul edilmiyor bu ama tüm Avrupa'yı böyle tek bir ırk kökeninde toplayan bir Aryan anlayışı vardı. Makalenin adı da Aryan ve Yahudi satrancı. Yani Aryan oyuncularla Yahudi oyuncuları kıyaslayıp Yahudi oyuncuları yeriyor. Makalenin içeriği bu ama tabii çok aşağılıkça bir makale. Yani onun içeriğini evet, tavsiye etmem kimseye yani, okusunlar. Evet. Ya zaten ya Aleki'nin yani bu işlerle uğraşacak bir adam olmadığı çok açık. Yani çok açık. Ben de yani Dumont'a katılıyorum. Yani mecburiyetten yazmıştır. Ne yapacak ki adam? Yani eğer sonra söylüyor zaten mecbur bırakıldım diye ama tabii o kadar çok aleyhin hani yalan söylemek zorunda kalıyor ki hayatı boyunca her konuda. Artık inandırıcılığı kalmıyor. Yani insanlarda şey oluşuyor artık. Ya aleyhin onu reddetti ama ondan önce de onu reddetmişti. Ondan önce de onu reddetmişti. Hani bu adam rüzgar nereden eserse oraya dönüyor. O yüzden o leke aleyhinin üzerinde kaldı. Hani Nazi yandaşları lekesi aleyhinin üzerinde maalesef kaldı. Evet, evet. Gelelim, ben de inanmıyorum. Gelelim güzelliklere. Şimdi burada söyleyenler oldu, değişik hamleler önerenler oldu. Burada plan çok etkili. Evet, şimdi yine derslerde anlatırken şöyle bir yöntemden bahsediyorum. Öncelikle rakip hamle yaptığında öncelikle kendimiz için değil rakip için hamle aramalıyız. Yani bir, rakibim neden bu hamleyi yaptı? Birinci soru. İkincisi, sıra rakibime geçerse ne yapacak? Şimdi bakıyorum bu D5 ya boşta bir kez. Yanlış yani, devamını göremiyorum, o ayrı. Ama şu soruyu soruyorum. Beyazların sonraki hamlesi ne olacak? Şimdi at kıpırdamaz halde. Çünkü vezir E1 şah var herhalde. Şimdi şöyle, kaleyi bir yere gittiğinde, H3'e gittiğinde. E3 piyon düşecek, pardon. Kale H3'e gittiğinde at G4 hamlesi var. Alınca aşağıdan G2'den mat var. Dolayısıyla kale kıpırdamaz da. At zaten kıpırdamaz da, bir yere gitmiyor doğru düzgün. Burada yaptığı hamle şah G8. Beyazlar Zugzwang'da. H5 sürüyor. Şah H7 oynuyor. Yani Aleki'nin kazanma yöntemi aslında hiçbir şey yapmamak. Rakibin hamlesi bitiyor. Şimdi burada E4 yapmış hamlesizlikten. At alır E4. At alır E4. Vezir alır E4. Böylece Zugzwang'dan kritik E piyonunu aldı. D6 yine hamlesizlik devam ediyor. Burası umutsuz tabii ama son bir bitiriş diyagramı var, gerçekten güzel. CD6'ya bir de F6 sürüyor. Bunu da alıyor. Şeker gibi veriyor. Kale D2'ye. İşte burada yine sizlere hamleyi sorayım. Eminim ki burada çoğu takipçi, dikkatli takipçi Aleki'nin hamlesini söyleyecektir. Gerçekten de şey için, sanat için mi sanat? Yani güzellik için oynuyor değil mi? Evet evet, bu yani şöyle, Aleyhin'in kariyerine baktığımız zaman, artık ustalaştığı kariyerine baktığımız zaman sadece Kabablanka'ya karşı çok farklı bir strateji kullandığını, geri kalan tüm oyunlarında, yani özellikle 37 ÖV ve 2. ÖV maçına kadar çok daha böyle hani sanata yönelik, işte kombinasyona yönelik, daha böyle nasıl diyeyim, deneysel evet, bir oyunu var. Tabii artık böyle ÖV'ye yenildikten sonra, çünkü ÖV de metodik, akademik bir oyuncu. Orada biraz anlıyor artık, satrançla gelişmeye başlıyor. Yeni yeni işte Sovyetler geliyor. İşte Keres, Botvinnik, Reshevsky, Fine. Çok böyle renkli bir oyuncu spektrumu oluşunca Aleyhin orada tabii yaşlı artık ama ayak uydurmasını başarıyor. Yani Aleyhin'i ben tek bir kelimeyle, sadece tek bir kelimeyle, bir sıfatla özetlemem gerekirse stratejist
derim. Çünkü Capablanca'yı yenen adamın bu baktığımız oyuncu olma ihtimali yok. Yani Capablanca maçını hatırla Selim abi. Kale finalleri kazanıyor. Evet. Teknik oyunlar kazanıyor. Evet. Fransız savunmasında eşit konum kazanıyor değil mi? Yani piyon altta kale oyuncusunu savunuyor Capablanca'ya karşı. Berabereyi piyon altta. Var, evet. Piyon altta yani, berabereyi kurtarıyor. Yani çok ya yani çok piyon varken. Yani şimdi normalde tabii, başa baş oynarken bile sıkıntılı baskı altındayken piyon altta konumu savunması muazzam. Yani o açıdan tekniği yetkin. 5. galibiyeti Aley'in 5. galibiyeti yanlış hatırlamıyorsam ikişer kale birer fil ve Aley'in piyon önde. Mesela Capablanca'yı hafif iyi oyun sonunda yeniyor. Orada da hafif iyi oyun sonunda. Yani Capablanca'yı 3-4 defa hafif iyi oyun sonunda yeniyor. Hiçbir kombinatif oyun yoktur Buenos Aires maçında mesela dikkat edersen. Evet, evet. Kombinatif oyun Aley'in galibiyeti yoktur. Şimdi D4'e D5 yapıyor. Gidip de Capablanca'yı Hollanda savunması yapmıyor. Yani D4, D5 yok. Sağlam bir şekilde duruyor. Yani burada Hollanda savunması yapmış. Ama o dengesiz durumda Bogolubo Alekin'le baş edemiyor. Yani şansların keskin olduğu durumda baş edemiyor. Ama mesela şey vardır. Capablanca'nın kazandığı sonradan F5 sürer Hollanda savunması yapar. İki kaleye karşı üç hafif olur da terk eder ya Alekin. Mesela o oyunda hatta evet orada şey de vardır. Hatta kalite kazanır Alekin ama kötü duruma düşer. Geri verir sonra kazanır Capablanca. Yani onun dışında dediğin gibi dünya şampiyonası maçını öyle fantezi yapabilecek böyle aşırı keskin oyun yani tamamıyla. Öve yapıyor. Bogolubova falan yapıyor. Tabii, tabii. Çok evet, turnuvalarda evet. Yapıyor. Onlara evet. Gider yani onlara bu şekilde oynamam olur diyor. Capablanca öyle oynamıyor. Yani bu bahsettiğim 1920'lerden artık 1937'ye kadar olan Aley'in altın çağı sayılabilecek periyotta adam muazzam bir stratejist. Yani kime nasıl oynaması mesela Rubinstein'e de çok daha böyle konumsal ve temkinli oynuyor. Rubinstein'e de çok güzel yeniyor çoğu zaman. Evet. Yani çok güzel ayarlıyor herkesi ve Capablanca'yı yenen Aley'inle kariyerinin geri kalanındaki Aley'in aynı oyuncu olamaz. Yani o evrensellik var adamda. İstese öyle oynayabilir yani. Ama şimdi, evet. Böyle oynamayı seviyor. Şimdi... Buradaki hamlesi de tamamen güzellik üzerine. Evet, şimdi ben bir şey daha ekleyeyim sonra hamleye bakalım. Dediklerine katılıyorum. Onu desteklemek adına şunu söyleyeyim. Alekin bu en iyi satranç oyunlarım kitabında iki cildinden birinde Rubinstein'e karşı bir oyunu vardır. Bir anda aş piyonu sürer, aş altıya sokar. Filli E3'e döner, E2 piyonun önünü kapatır. Ve der ki ya bu oyunumu veya bazı oyunlarımı böyle farklı yorumluyorlar. Yani böyle egzantrik bir oyun tarzının ürünü gibi yorumluyorlar. Ama bu tamamen konumsal gereklilikten gelen bir durumdur veya hamlelerdir. Konumsal gerekliliklere uygun hamlelerdir. Hamleler garip gözükebilir ama hamleler konumsal olarak çok tutarlı diyor. Galiba o da böyle söylentilerden veya söylenenlerden rahatsız. Bu adam öyle fantastik oynuyor şöyle böyle. Demek istiyor ki arkadaş ben olaya hakimim, konumsal anlayışımı iyi, çok iyi değerlendiriyorum. Bunu vurguluyor o oyunlarında da, analiz ettiği oyunlarında. Ve şimdi gelelim hamleye, çoğu kişi söyledi. Yani zaten gezegenlerin arka arkaya gelmesi gibi o piyonun vezire çıkması, vezire 2 hamlesini yapıyor. 8. yatayda veya 1. yataydaki at... Piyona karşı savunma yapamaz. Nasıl biraz önce C2'den piyon, C1 vezir çıktıysa şimdi yine... Dur Selim abi oraya ben bir gireyim. Bu kaçıncı hamledeyiz? 48. Nerede oldu? Şu galiba. Evet sen getirebilirsin. Evet. Şurası. Evet yani yaşa. Şu evet. Tema bak. Evet aynen çok 31. güzel. 31. hamledeki şu temayla şu tema 48 mi? Aynı. Yani adamlar aynı. Esintir anlayışı da var. Dedim işte sense of humor yani incelik var yani. Aynı zaten zor bir tema. Etüt teması yani çok nadirse. Ben bir şey soracağım. Ben hayatımda böyle tema benim oyunumda denk gelmedi. Ben söyleyeyim. Ben hatırlamıyorum. Ya Yıldırım'da bile ya belki. Yok nerede? Ya şimdi iki kez denk gelmesi ayrı. Ama Alekin ya bunu ayarladı. Ya bu zaten aslında farklı kazanabileceği bir konum. Bence keyfini çıkarttı burada. Ya böyle olsa F4'de al ya ne olacak? Ya değil mi? Yani şimdi hayır öncesinden de belki ya F4'de al tabii ya. Burada tabii ki. Tabii çok doğru söylüyorsun. Ama belki öncesinden de böyle bir şeyler planlıyordu. Bakayım. Gerçi
Planlamış tabii canım, planlamış. Yani bunu almış burada. Biz giderken görmüştür onu. Yani burada bunu getiririm diye böyle yapıyor. Tak diye burada koyuyor. Tabii burada merak edenler için bunu aldıktan sonra şah f2 ile bu sefer çıkış engelliyor ama bir tane piyon fazla. Şahla gelip kazanacak basitçe. Piyon fazla oyun sonu kazanç. Zaten oyun öyle oluyor, pardon. Tabii başka nasıl olacak ki? Almamak gibi bir seçeneği yok. Çünkü veziri geldiğinde kale kaçtığında g2'den mat edecek. Alıyor böyle. Evet, yani Bogolyubov da oynamış ama burada artık terk etmiş. Gerçekten mükemmel bir oyun. Evet, evet. Selim abi, son kitaptan bir Lasker'in sözünü okuyacaktım. Tamam, evet, çok iyi hatırladın. Şeyi söylemek istiyorum, bu kitaplar hazırlanırken, yani daha önceden de söyledim, bir fark yaratmaya çalışıyoruz. Sadece hani oyunlar, turnuva tabloları değil, o döneme ışık tutmaya çalışıyoruz. Hani şampiyonun çevresinde olup biten, yani tüm böyle detaylı hayat hikayesini aslında hani bu Dünya Şampiyonları serisinde görmüş oluyorsunuz. Ve beni bu kitapları aslında yazmaya iten, çünkü ben de aslında sizler gibi okuyucuyum. Yani ben bunları biliyordum da hadi şunları güzel bir Türkçeyle, güzel bir mizampajla, güzel bir dizgiyle sunayım demedim. Ben de bir şey bilmiyordum. 10 tane, 15 tane böyle kaynak oku, araştır, oku, araştır. Karşıma çıkan şeyler beni de çok etkiliyor. İşte yer yer gözümden yaş getiriyor, yer yer heyecanlandırıyor. Şimdi Aliyev'in ÖV'ye kaybettikten sonra 1935 maçında ve disiplinsizliği yüzünden kaybediyor. Yani işte kendine aşırı özgüven, işte alkole başlaması falan. Lasker muhteşem bir konuşma yapıyor. O dönem Lasker de Sovyetler Birliği'nde öğretmen. Ben böyle bir bilgelik, böyle bir nasıl diyeyim, öğüt daha önce görmedim. Yani şimdi okuyacağım. Lasker'in Sovyetler Birliği'nde öğretmenken bir konser salonunda Aleyin'in ÖV'ye kaybetmesiyle ilgili verdiği öğüt. Her yenilgi kaybeden için bir derstir. Hiç yenilmeyen hiç ilerleyemez. Bu sebepten ötürü Aleyin yenilgisinden ders çıkarma uğraşıyla yüzleşmek zorundadır. Kendisine bu mağlubiyeti hak etmediğini söyleyenler onun gerçek arkadaşları olamazlar. Aleyin zayıflıkların belirgin olduğu, yani hücum veya defans gerektiren pozisyonlarda tam bir virtüözdür. Ancak fazla gerilimin bulunmadığı, sıkıcı sayılabilecek vaziyetlere karşı hazırlıklı değildi. Bu yüzden gelecekte bu konu üzerine yoğunlaşmalıdır. Bu bir antrenman işidir. Onun satranç geçmişine layık bir görevdir. Kendisi bu ödevi sağlığına ve yaşam biçimine de dikkat ederek yerine getirmekle mükelleftir. Aleyhine düşüncesinin doğruluğunu ispatlaması için bir olanak sunulmuştur. Bunu bunalıma girerek değil, stilinin eksikliklerini sistematik olarak belirleyerek ve çalışmaya koyularak yapabilir. Oo, evet. 26 yıl dünya şampiyonu kalmış Lasker'den Alekin için en uygun sözler. Yani sen aslansın, kaptansın diyenlere inanma diyor. Evet. Evet. Ben altına şöyle yazdım. Lasker'in tavsiyesini hayatın diğer alanları için de uygulayabiliriz yazdım direkt. Kesinlikle. Zaten yani, Lasker'in yani Lasker ya, yani, satrancın. Evet. Ben bunu okudum. Dondum kaldım. Yani, ekranda kaldım. Yazmaya devam edemedim. Yani bunu İngilizceden çevirdim. Evet. Dondum kaldım ya. Bu dedim nasıl bir hani wisdom, nasıl bir bilgelik yani adamdaki. Evet, evet. Hemen Görkem'i aradım. Lasker'in dedim bu sözünü biliyor muydun? O Lasker kitabı yazdı. Yok dedi, bilmiyorum. O da çok etkilendi. Ya dedim bu nasıl bir adam? Yani felsefeci herif. Evet. Ben böyle bir yani bir şey diyemiyorum. Yani muhteşem bir söz ya. Ya muhteşem bir öğüt seli adamın söylediği. Yani şu sözler ne demek? Yani Aleyhine kendisini ispatlama şansı verilmiştir diyor. Ve mükelleftir diyor. Sen dünya şampiyonuysan diyor, bu battığın çukurdan geri gelmek zorundasın diyor. Bu senin hayatın diyor. Ve bunu başarısızlığını önce kabul ederek yapacaksın diyor. Sana arkadaşların yok işte şanssızdım bilmem ne derler. Onlar senin gerçek dostun değil diyor. Evet, bana... Yani şu söz çok etkileyici. Evet. Yenilgisinden ders çıkarma uğraşıyla yüzleşmek zorundadır. Yani hiçbirimiz başarısızlığımızla yüzleşmek istemeyiz. Korkarız, tiksiniriz. Ama diyor ki sen diyor mecbursun diyor.
Muhteşem. Evet, gerçekten harika sözler. Ya tabii bu üç büyükler, Capablanca, Lasker, Alekhine, değil mi? Yani bunların yaşamları bir ayrı, evet. Oyunları bir ayrı, mücadeleleri ayrı. Ama yani Capablanca ile o dönem için yaş zaten, yani ömür zaten uzun değil ama Capablanca ile Alekhine ikisi de aynı yaşta ölüyor, değil mi? İkisi de aynı evet. yaşta ölüyor ve mesela şey vardır. Alekhine, şimdi bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu da Satranç Kariyerim kitabı Capablanca'nın. Şimdi Alekhine ne diyor? Capablanca hakkında ne diyor Alekhine? Capablanca satranç dünyasından çok erken ayrıldı. Onun ölümüyle satranç dünyası en büyük dahisini kaybetti. İnanıyorum ki böyle bir dahiyi bir daha asla göremeyeceğiz. Evet, bu da beni duygulandıran bir söz. Gerçekten yani o kadar aralarında düşmanlık olsa da bu sözleri etmesi çok çok anlamlı ve trajik olan da satranç dünyasından çok erken ayrıldı dediği yaşta kendisi de dünyadan ayrılıyor. Trajik gerçekten. Yani büyük mücadeleler. Şey, Alekhine ölümünden önce Capablanca'nın oyunları ile ilgili bir kitap hazırlamaya başlıyor. Alekhine aynı zamanda çok önemli bir yazar. Çok ciddi çok kitap var. Evet, evet, evet. Çok kitap yazdı yani. Bayağı ciddi klasikleri var. İşte Hastings turnuvası zannedersem, ondan sonra New York turnuvalarının kitaplarını yazdı. Capablanca ile ilgili bir kitap hazırlamaya başlıyor ama ömrü yetmiyor. Hmm. Yani aslında bir Capablanca kitabı yazacakmış Alekhine. O kadar saygı duyuyor. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Kötü olmasına rağmen. Ya kesinlikle zaten yani örnek aldığı, yani hem onu yenmeyi düşünüyor hem de onu örnek alıyor. Bir anlamda onun oyunlarını analiz ederek belli yerlere geliyor. Sonuçta dünya şampiyonu, dünyanın en iyi oyuncusunu takip ediyorsun. Yani Capablanca çok erken yaşta dünya şampiyonu olmasa da uzunca süredir dünyanın en iyisi olarak kabul edilen bir oyuncu. Ha, onu diyorsun. Yani Lasker dünya şampiyonuyken Alekhine Capablanca'ya karşı hazırlanıyor denilir, değil mi? Yani zaten Capablanca doğru. Dünya şampiyonu olacak. Ona karşı hazırlanmaya başlıyor. Onun oyun tarzını inceliyor, oyun stilini inceliyor. Tabii muhakkak onun oyun tarzından bir şeyler çıkarmamış olması da beklenemez. Selim, yavaş yavaş kapatalım istersen. Ben çok keyif aldım. Yani kitapta bundan çok daha fazlası var. Yani açıp kahvenizi, çayınızı alıp böyle bir satranç takımında yavaş yavaş sindire sindire. Tabii içinde 40 civarında analizli oyun da var, değil mi? Yani 300 sayfalık kapsamlı 40, bir kitap. Evet, 42 tane oyun, bir de tabii kesitler var. Yani 42 baştan sona oyun. Evet. Mesela işte o Capablanca Alekhine oyun sonundan başlatıyorsun. Hmm, evet. Orada bir işte analiz var. Yani 60'a yakın, 60'ın üzerinde mücadele var ve ben daha çok hikayeler tabii beni heyecanlandırıyor. Yani asıl fark hikayelerde. Kesinlikle, kesinlikle. Ya işte YouTube kanalında ben zaman zaman böyle belgesel tarzında anlatımlar yapıyorum. Orada da hikayeler oluyor. İnsanlar çok keyif alıyor hikayelerden. Yani ben bugün anlattıkların çoğunu bilmiyordum. İnanılmaz keyif aldım. Yani takipçiler de eminim ki keyif alacaktır. Hatta bazen bildiğin şeyi tekrar tekrar dinlemek inanılmaz hoşa gidiyor. Tekrar tekrar okumak. O yüzden eline dinle sağlık. Tekrar tebrik ediyorum. Muazzam bir eser. Bundan sonra böyle bu şartlarda, Türkiye şartlarında bu tür kitaplar gelir mi? İşte hep böyle fedakarlıklarla oluyor. Hem senin hem analiz yayıncılığın. Valla devamı gelsin diyoruz ama şimdilik elimizde Alekhine var, ona sahip çıkalım. Mümkün olduğunca herkesin edinmesini öneriyorum. Ben de son bir teşekkür edeyim Selim abi. Hem sana hem de satranç severlere. Ben hakikaten hani kısa yazarlık kariyerimde çok şanslı olarak görüyorum kendimi. Tabii ki çok uğraştık ettik ama hani satranç tarihi ve kültürüyle ilgili neredeyse hiç kaynağın olmadığı bir Selim Palavan'ı belki hatırlarız. Bir ortamda binlerce takipçi ve okur kazandım. Hani bugüne kadar yaptığım tüm çalışmalarda hep iyi sonuçlar çıktı. Beni hep memnun eden, hep bir sonrakini yapmaya beni sevk eden sonuçlar çıktı. Bu hani okurlarla yazar arasında veya yayıncıyla takipçiler arasında, satranççılar arasında bir dinamik. Yani sizler ilgi gösterip böyle geri dönüşler verdiğiniz sürece bizler de tabii üretmekle, yani Lasker'in dediği gibi biz de üretmekle mükellefiz. Evet. Yani aynen aslında Lasker'in sözü gibi
O yüzden hani şu an için dediğin gibi biraz dinlenmem gerekiyor. Pandeminin başından beri aralıksız yazıyorum ve diğer işleri de götürmeye çalışıyorum. Yani ikinci seneyi doldurdum, üç kitap çıktı. Çok yorgunum, mental olarak çok yorgunum. Ama ortaya da çıkan işler işte onları da artık siz değerlendireceksiniz. Ben bir yorum yapmayayım. Selim, tekrar teşekkürler yayına geldiğin için, kitap için. Herkese sevgiler, saygılar diyelim ve yayınımızı sonlandıralım. Sonraki yayınlarda belki yine Alekin'le ilgili bir akşam, bir gün, gündüz de olabilir Yapalım. buluşup başka oyunlarda bakabiliriz. Peki, o zaman görüşmek üzere diyelim. Herkese sevgiler, saygılar, iyi hafta sonları.